Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl Olunur? Bu bölümde konuğum bir tasarımcı Emrah Yücel. Hoş geldin Emrah. Merhaba, hoş bulduk. Tasarımcı dedim ama biraz kısa kaldı. Sana şunu sormak istiyorum. Tasarımcı ve bir marka yaratıcısısın. Şirketlerin var. Los Angeles'ta, İstanbul'da da çalışıyorsun. Türkiye'de de pek çok iş yapıyorsun. Ama biz seni 2000'lerin bir yerinde daha çok hani gazetelerde yurt dışında yaşayan başarılı insanların övgü gördüğü dönemlerde işte Los Angeles'ta Hollywood'un afişlerini tasarlayan Türk gibi bir titirle gördük ve ben zannettim ki hatta o zamanlar işte sen o Kilbil'in çok güzel afişini bir bilgisayarda tasarladın verdin onlar seninle çok yakın tanışıyorlar. Emrah bize bunu tasarla diyorlar. Öyle bir şey olarak hayal ettim. Hala da bugün pek çok insan seni Hollywood afişlerinin tasarımcısı diye o kadar dar bir alanda biliyordur. Ama aslında yaptığın iş çok daha büyük bir iş. Sen ne yapıyorsun o? Anlat ondan sonra da enteresan bir çocukluk ve oraya gidiş var. Hatta New York'a gidişin ve oradan Los Angeles'a gidişin de enteresan. Bütün bunları da söyleyelim. Bir de 30 yıldır Amerika'da yaşayan biri ve hatta başta konuştuk Emrah'la. Dedi ki ben bazı kelimeleri ve bazı ifadeleri, isimleri çok Amerikan İngilizcesiyle söylüyorum. Belki de bu doğallıkla başından da bunu söylemeliyiz. Herkesin Google'da bir keyword'u var. Benimki de Hollywood afişleri yapan genç Türk çocuk diye geçiyor. Baktığın zaman bu tabii çok rahatsız edici. Bir ben genç değilim artık. <laughs> İkincisi <İşte gülüyor> yaptığımız iş Hollywood afişleri değil. Yani tabii ki sonuçta kullanılan işlerden bir tanesi afiş ama arkasında aslında yapılan çok geniş başka bir iş var ve biz bunu zaman içerisinde de başka bir yere doğru çekmeye başladık. Yani işin stratejisi, işin sözel kimliği, nasıl tanımlanacağı meselesi gibi. Bunların Tabii. hepsi çok önemli. Ve hiç unutmuyorum aslında bu beyaz şov vardı bir zamanlar hatırlar mısın? Orada da beyaz çok ilginç bir şekilde sormuştu. Yani sen şimdi oturuyorsun ve sen Nicole Kidman'ın yanına geliyor. Birlikte mesela pişe bir bakıyorsunuz ya şunu şuraya mı alsak falan gibi mi oluyor? Tabii ki öyle değil <laughs> yani öyle bir... <gülüyor> <gülüyor> Güzel olurmuş <laughs> seyrettim ben onu Meral Oka'yla birlikte evet, evet. Meral Hanım Allah rahmet eylesin o kadar tatlı ve o kadar bilgili ve meraklı soruyor ki sana sinemadan gelen bir insan aynen, olarak ama aynen. beyaz da çok tatlı halk soruları soruyor aynen, yani sana iki denge çok iyiymiş. Tabii ki öyle değil şöyle bakın mesela bu 100-200 milyon dolarlık projeler bunlar sadece çekimine harcanmış para bir bu kadar da marketingine harcanacak dünya çapında. Ondan sonra da siz buradan milyarlarca dolar yapıp kar edeceksiniz. Bir stüdyonun yaklaşımı bu. Bunun görseli ne olacak sorusunu siz iki tane ajansı, üç tane ajansı bölüştürüyorsunuz. Ve burada öncelikle bunun stratejisi konuşuluyor. Biraz o dünyayı da anlatsana. Ben bir yönetmenim diyelim. Bir film çekmeye karar verdiğimde mi geliyorum? Sana işte senaryoyu mu okutuyorum? Hangi aşamada geliyorum? Sen ya da siz kaç kişisiniz ne yapıyorsunuz biraz onu da anlatsana. Şimdi tabii çok karışık bir şey bu. Kimi zaman burada siz ana takımın içerisindeyseniz o senaryoyu yönlendirebilirseniz de. Ama genelde buna çok şansımız olmuyor. Hollywood'da bu projeler zaten çok net bir şekilde tanımlandığı için daha çok Türk projelerinde olabiliyor bu. Çünkü orada daha açık bir şey var size daha çok danışılabiliyor. Ama oradakilerde yani bütün bunların stüdyo timleri, marketing timleri zaten yönetmenin ekipleri bunları zaten önden kendi içlerinde konuşmuş oluyorlar. Size gelindiğinde bunun satılacak halde gelmiş bir ürün olarak geliyor. Bu bazen tabii ki senaryo aşamasında geliyor. Bazen film bitmiş, üzerinde bir sürü çalışılmış ve istenilen sonuca gelinmemiş oluyor ve belki son iki haftanız oluyor. Bütün bunların farklı yerlerinde siz projeye giriyorsunuz. Kimi zaman bir sürü insanın yaptığı işi görüyorsunuz, onların üzerinden hareket ediyorsunuz. Kimisi hmm. zaman seçilip o yolu beraber yürüyorsunuz bu anlamda birbirinden farklı süreçler olabiliyor. Ama zaten yapıyı bildiğiniz için son onun içerisinde anında şırınga olup devam ediyorsunuz. Kimi zamanda çok iyi bir yönetmenle çalışıyorsanız zaten fotoğraf çok net olarak da ortaya çıkıyor. Direkt örneklerle gireyim. Mesela Kill Bill'e baktığınız zaman kariyerimdeki aslında hiç de başarılı olmadığını düşündüğüm işlerimden birisidir. Ya. Evet. Çünkü bize günlük çekimler gelir. O gün ne çekildiyse onların stüdyo tarafından bir portala yüklenen görselleri olur. Şimdi Kill Bill ile ilgili gerçekten o kıyafeti gördüğünüz zaman... Ya, şimdi bu <laughs> Tarantino'nun yani o kadar dominant bir şekilde... Şimdi esas karar burada... Bizim orada bir şerit ve sarı koymamız meselesi değil. Zaten Tarantino'nun Bruce Lee'nin Enter the Dragon filmindeki kıyafeti alıp Uma Thurman'a giydirme kararı yaratıcı olan o zaten. Bunu siz Marmara Üniversitesi'nde 30 tane öğrenciye bir saatlik ödev olarak verseniz herkes aynı sonuçta çıkardı. Ya öyle değil deme. Ama bak bunu şunun için söylüyorum. Anlıyorum. Çünkü yani ya benim anlıyorum. açımdan bu mesela zor, böyle evet. büyük bir kreativite falan değil. Hani İngilizce'de bir şey var daha denir ya böyle <laughs> hani onu görmemek <laughs> mümkün değil yani. <laughs> <laughs> hani, o yüzden. Ama bir yere gelmiş bir insan olarak da onu düz vermek de en basidini göstermek zaten Tarantino öyle bir şey gerektirir. Evet yani, yani benim kariyerimde o anlamda birbirinden farklı o kadar şey var ki kimi işler var mesela The Hours filmi mesela Nicole Kidman'ın ben onun için yaptığım projenin gerçekten çok yaratıcı ve iyi olduğunu düşünürüm. Hı. Mesela orada yaptığımız proje sonuçta seçilmedi, başka bir şeye dönüştü. Ama içerisinde hayal kırıklıklarını barındıran bir dünya bu. Yani bazı şeyleri çok iyi yaptığını düşünüyorsun, bazı şeyleri çok kolay olduğunu düşünüyorsun ama bütün bunların hepsinden karışık bir macera yaşıyorsun. Yani bence birazcık ben yaptığımızı şu anlamda dedektifliğe de benzetiyorum. Yani o ipuçlarını yakalayıp Hı. bir araya getirip bir şeylerin görsel izini sürme süreci. O yüzden çok heyecanlı ve sürekli kendisini geliştiren bir şey. Bu sadece Hollywood için değil burası için de geçerli. Yani işin markalaşma kısmını yaparken... Çok benzer hikayeleri yaşıyorsun mesela şehir markalaşmasında biz Hawaii'de Big Island'da bir şehir markalaşması projesi yaptık mesela. O kadar büyük bir öğrenim vardı ki Hawaii'nin içerisinde inanılmaz bir mitolojik geçmiş var. Yani içinde şamanlığa kadar giden böyle çok ruhani tarafı olan o yanardağın getirdiği mitolojik figürler, sözler var. Bunların bir kısmı çiçek isimlerini etkilemiş, bir kısmı havanın bir durumunu, güneşin batış anını tanımlamış isimler var. Ve biz orada birbirinden farklı yedi tane mahallenin ve sosyal etkinlik alanlarının isimlerini bulmakla ve peşinden de bunun görsel kimliğiyle görevlendirilmiştik. Şimdi Bakıyorsunuz bunlardan etkilenmemek mümkün değil ve doğal olarak da isimleri o şekilde bulduk. Fakat şirket olarak bizim hep yaptığımız iyi işlerden bir tanesi her yaptığımız lokal işte bir lokal danışman tutmak ve yaptığımız işi onlarla çek etmektir. Hava Üniversitesi'nden bir kadın isimleri sunduk. Mesela Pele var. Pele Yanardağ tanrısı. Orada biz bir şeyin adını Pele koyduk. Şimdi dedi ki kadın, "Ya bir tek bir şeyim var." dedi. "Pele diyoruz ama dedim mitolojiden bir sürü isim kullanmışsınız. Hani bu bir gece kulübüne ya da bir semte mesela atıyorum İsa demek gibi ya da Hazreti Muhammed mahallesi demek gibi oluyor. <laughs> Ay şahane. Aman tabii. tanrım ya dedim biz öyle bir hata yaptık ki. Bir hafta daha zaman istendi. Hmm. Ve tamamen o isimlerin hepsinden vazgeçildi. Müşteri oraya gittiğimizi bile bilmiyor. Müşteri fark etmeyebilir bile. Ama sonra o semtte yaşayacak olan insanlar bunu fark edebilir. Şimdi o yüzden strateji kısmı işin en önemli kısmı. Biz işimize hep şey deriz. Amerikalıların cuma cumartesi gecesi cebinden 9 dolar alma işidir bizim işimiz. <laughs> o yüzden bir filmi de aslında tanımlarken nasıl tanımladığın çok önemli. Yani biraz konu dağılıyor ama bunu bilginç bir örnekle anlatayım. Korsanın çok yaygın olduğu Türkiye'de sokaklarda, tezgahlarda CD'lerin satıldığı dönemlerde herkes işte hani Oscar'lar geliyor, Oscar filmleri neler var? Rockback Mountain filmi. Ertesi gün gelip de Korsancıyı döven insanlar çıkmış. <laughs> Niye? Bu da sen biz ailece oturduk yemekten sonra film izledik. Sen bize bu filmi nasıl verirsin? Korsancıların da buna olan bir tepkisi var. Bundan sonra Türkiye'de o film nasıl satıldı biliyor musunuz? İbne kovboylar. İnanmıyorum. Evet. <laughs> Çünkü orada senin aslında bunu eden kişi yapmış. olarak buna karşı bir de sorumluluğun var. Çünkü öbür türlü dayak yersin. Anlatabiliyor <laughs> muyum orada? Pele semtini koyarsan senin üstüne gelirler ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii mesajı vermek lazım. Ne göreceğini izleyiciye söylemek lazım. Bir de bu bir tekil değil aslında. Yani fotoğrafından yazılarına, sloganın bulunmasına bir çoğul iş. Hatta şirket veya şirketler ortaklığı bir iş. Ve aslında pek çok poster var. Ve hepsinin de hakkını satıyorsun değil mi? Bu Emrah Yücel posteri diye geçmiyor. Biraz endüstrinin içerisine girdiğiniz zaman daha tanımlanmaya başlıyor mesele. Eğer siz markaysanız o öyle geçer. Yani Tom Ford o seneki koleksiyonda çıkan her product'ın neredeyse yüzde beşini tasarlıyor. Diğerlerin hepsi sonuçta bir tasarımcılar grubu tarafından tasarlanıyor. Orada küçük kreatif direktörler var. Onlar onları onaylıyorlar. Tom Ford da bunların içerisinde genel olarak bakıyor. Peki Hollywood afişi tasarlamakta Aynen. Bu, bu işin Tom Ford'u kim? Var bu, mı? Yok. Eskiden 50'li 60'lı yıllarda bu işlerle ilgili illüstratörler vardı. Hmm. Yani Star Wars'ın illüstratörleri. Hmm. Jerry Struzan falan gibi. Ama bu isimler zaman içerisinde tabii ki eridi. Orada artık Photoshop çıktı, Mertlik bozuldu meselesi gibi. Artık şirketler var. O şirketler içerisinde de şöyle problemler var. Yani mesela 300 kişi çalışıyor diyelim. Birisi bir projede bir saate kadar çalışıyor. Saat akşam 7'de o gidiyor. Onun yerine başkası oturup devam ediyor. Ya çok enteresan. Yani i̇şte bizim old, hiç bildiğimiz değil. yani o imza sanatçı olma meselesi orada bitmiş vaziyette. Hmm. Bir de samimiyetle söyleyeyim. Benim birazcık o işlerden hafifçe rahatsız olmaya başlamam ve uzaklaşma hissiyatım da tam bu noktalarda olmaya başladı. Çünkü yaşın belli bir noktaya geldiği zaman poster, şehir markalaşması, şahıs markalaşması ya da bir şirket markalaşması ile ilgili yaptığımız işlerde aslında bütün her şey birbirinin aynısı. Aynı yöntemi izliyorsunuz. Bu yöntem de bir film de olabilir bu yöntem bir atıyorum seçim kampanyası demeyeceğim ama bir kişinin korunması ya da devamlılığı ile ilgili bir sosyal ve dijital bir kampanya da olabilir. Aslında aynı şey her ikisi. O yüzden bunun nasıl manage edileceği, buradaki değerlerin neler olduğunu tanımlanması, hangi sözün söyleneceğinin tanımlanması, bunun hangi görselle tanımlanacağı meselesi gibi detayların hepsini tanımlamak gerekiyor. Bence en önemli kısım bu aslında. Yani insan markalaşması konusunda düşününce ben yaptığım işte her gün AP Reuters tarardım. Hani gazetelerde çalışırken neler oluyor dünyada. Onlara bakarken bir gün bir Bill Gates fotoğrafı gördüm ama tamamen gölge. Yani karanlık içerisinde bir gölge gördüm ve onun Bill Gates olduğunu anladım mesela. Ya ne kadar acayip bir şey değil mi? Steve Jobs'ın ya da Bill Gates'in ve bunlar Kadın da değiller. Hani kadının bir aksesuarı oluyor, bir saçı oluyor. Beyoncé daha anlayabiliriz ya. Yani. Ya da işte kardeş yanlardan birini vücut hatlarından. Öyle insanlar da... Çin düşünmek bile istemiyorum. <gülüyor> 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 yani biraz marka diye o insanları düşünmüştüm. Ama güzel bir şey söyledi. Mesela silüet <laughs> evet. aslında. O silüet lafının arkasında yatan da bu zaten. Yani sen aslında bıraktığın iz, bıraktığın hmm. duruş meselesi çok önemli. Bak... Şimdi deminden beri şahıstan bahsediyoruz. Yaptığımız çok ilginç bir şey anlatacağım. Gerçi orada imzaladığımız bir gizlilik sözleşmesi var ama üzerinden zaman geçti ve pozitifle sonuçlandığı için anlatacağım. Amerikalı bir inşaat şirketi Arup'la beraber Kolombiya'nın başkenti Bogota'dayız. Eski bir deniz askeri üssünün 1950'lerde Bogota'nın göbeğinde alınıp şehir dışında başka bir yere taşınması ve yeni botların denizaltıların formatına uygun olacak şekilde genişletilmesi ve bunun hiç para harcanmadan sıfır maliyetle devlete yapılması işini üstleniyor Arup. Hiçbir masraftan kaçınılmadan bütün amirallerin onayladığı nefis bir proje. Bunun karşılığında da şehrin göbeğindeki o alanın 70 yıllığına Arup'a işletmeye verilmesi. Aslında bir barter projesi. Hı hı. Ben de Bogota'nın şehir markalaşmasını yapacak olan bonus şirket olarak oraya 5 dakikam var dediler. Nedir şehir markalaşması? Santos o zamanki başkan ona anlatacaksın ve hani bu da bonus olarak gelecek. Böylece Bogota dünya şeyinde özellikle Karayiplere açılan Latin Amerika şehirlerinden bir tanesi olarak bir anda özellikle yat turizmi bilmem ne de bir yere oturacak. Yani formül çok net. Şimdi biz bütün bunları yaparken o dönemde de Santos uyuşturucu kartelleriyle bir anlaşma yapıyor ve Küba'da bu görüşme oluyor. Küba'daki bu görüşme sırasında Santos'la kartelin başındaki adamın El sıkıştığı bir sahne var. Ortada da Fidel Castro'nun oğlu bu ikisinin elini tutuyor ve tıpkı koyun pazarlığı gibi ellerini sıkışıyorlar. Fidel Castro'nun oğlu da beyaz giymiş, ortada duruyor. İki tarafta da iki adam bir takım elbiseli. Şimdi o kadar ikonik bir görsel hmm. ki şimdi sen az önce Associated Press deyince. Fakat dedim ki ben de Santos'a sigara arası. Ben sigara içmem. Arada sigara arasına çıkıldı. Bu arada Santos da inanılmaz Kansas Üniversitesi'nden mezun. Tam bir Amerikalı. Ya dedim neden böyle bir görselen BBC'de, CNN'de, Al Jazeera'da bu kadar dönmesine müsaade ediyorsunuz? Neden siz bir alternatif bir şeyle gelmediniz? Yani sizin danışmanlarınızın Dedi ki inanamıyorum bunu söyledi. Ben dedi aynı şeyi söylüyorum ve utanıyorum artık. Çünkü orada bir anda Castro bütün şeyi alıyor. Kredi alıyor. alıyor. Yani Castro bu işi yaptı. Halbuki ömrüm boyunca bununla uğraştım dedi adam. Seninle çalışmamız lazım dedi. O 5 dakika bu... öyle mi değerli? <laughs> evet. Ya bütün iş orada çıktı. Ve biz bir anda Santos için bir kampanya yaptık. Bir referanduma gidilecekti. Çünkü insanlar bizde de çok benzer süreçler yaşandı. Bu süre içerisinde evlatlarını kaybetmişler, işlerini kaybetmişler oradaki iç savaş sırasında. Ve bir sürü insan o drug karteliyle barış yapılmasını istemiyor. O üstücü kartelinin başındakiler de parlamentoya girmek istiyorlar. Parlamentoya girdikleri anda koruma içine girecekler ve siyasi bir platformda oldukları için de yeni bir sayfa açacaklar. Böyle bir biz de çok benzer şeyler yaşadık buralarda. Bir anda şekil değişecek. Şimdi bu formül üzerinden de adam diyor ki yani gerçekten barış olsun. Şu ülkeye bir barış gelsin ben de şu ülkeye barışı getiren insan olayım derdinde. Bir kampanya hazırladık böyle yaklaşık 12 çok meşhur Kolombiyalı içerisinde atıyorum bir sürü komedyen de var, futbolcu da var, Shakira'sı da var bilmem ne. Bunların her biriyle birer, birer birer buçuk dakikalık röportajlar Instagram kampanyası. 10 tane büyük gazetede de full sayfa Give Peace a Chance onu da Beatles'dan aldık barışa şans ver şeyiyle. Ve güzel bir ikonda bu kampanya enans ettik. Tabii ki referandum pozitif geçti. Barış imzalandı. Ve benim için en önemli olan ki bence çok önemli bir barıştır. Obama'dan sonra Nobel Barış adını o aldı. Ya peki meclise girdiler mi uyuşturucu girdiler. kartelleri Allah. <laughs> ya e Evet ama şöyle söyleyeyim, onlar da etkisiz eleman haline dönüştü ve zaman içerisinde erozyona uğradılar. Hmm. Şimdi o uzun hikayesi. Ama baktığın zaman sonuçta bu şahısın Nobel ödülü alması süreci içerisinde bizim de bir katkımız oldu. Hmm. Baktığın zaman o şahıs benim için bir film posterinden daha farklı bir yöntem olarak çalıştığım bir insan değil. Sonuçta aynı şey. Ama yani şahıs içinde, şehir içinde, şirket içinde aynı şeyi aslında yapıyorsun demek hmm. istiyorum. Peki senin Oraya gidene kadarki sürecin birkaç şehir var. Diyarbakır var, Ankara var, İngiltere'ye gidiş var, dönüş var, Adana var, belki Antep var. Yani şehirler var. Biraz anne baba etkisinden bahsederek başlayalım mı? Tam bir cumhuriyet çocuğu annemle babam. Cumhuriyetin 100. yılını yaşadığımız o dönemde geriye dönüp de o kadar hem saygıyla hem de böyle inanarak onları andım ki ikisi de vefat etti ama Annem Buca Öğretmen Okulu'ndan, babam da Gazi Eğitim'den mezun. iki kişi, her ikisinin de tayini Dicle Öğretmen Okulu'na çıkıyor. Ve Diyarbakır'ın Dicle'de ikisi orada tanışıyorlar. Hı hı. Sezer Hanım'la Hasan Bey. Evet hı. ve orada evleniyorlar ve ben bir şekilde Diyarbakır'da doğuyorum. Yani oralı değilim, orayla hiçbir alakamız yok. Hatta yıllar sonra da şöyle bir hikaye duydum. Oradaki babamın öğrencilerinden bir tanesinin bir yeğeni oluyor ve diyorlar ki babama işte ya Emrah ismi bizim Diyarbakır'da hiç yoktur. Biz de bu ismi çok sevdik. Müsaade ederseniz e, yeğenimize bu ismi vermek istiyoruz. Babam da hani bizim için gurur olur. Çok hoşumuza gider falan filan diyorlar. Emrah Babam. ne demek bu arada? Anne baban çok bir şeylere itina eden, çok düşünen insanlar bilerek bu ismi koymuşlardır diye düşündüm. Annem edebiyat öğretmeni. Yani Erzurum'un Emrah'ı çok severmiş hmm. şair olarak. Ya yani bir işte dedim ya Ozan bir anlamı olarak, vardır evet, diye düşündüm. Galiba Farsça mutluluk getiren kişi gibi bir geçmiş de var. Peşinden Milli Eğitim Bakanlığı gene o Cumhuriyet ruhunun bir etkisiyle düşünüyorum gerçi ileriki yıllar ama eğitim araçları geliştiren bir yapı kuruyor. Diyor ki film, radyo ve televizyon ile eğitim merkezi. Aha. Fretem. Bunun içinde içeriye eleman alacaklar. Onunla ilgili açılan sınava giriyor annem babam ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Fretem bölümdeki TRT'nin kardeş kuruluşudur bu. Ama eğitim araçları üretir bunlar orada aslında atıyorum mesela diş sağlığı ya da resimle ilgili armoni nedir, renk nedir, müzikte şu nedir gibi slaytlardan oluşan slaytları o zaman şey gibi düşünün PDF prezentasyonu gibi düşünün. <laughs> mesela 30 tane slaytta bir konuyu anlatma durumu gibi. Bunların metinlerinin yazılması, bunların görsellerinin toparlanması gibi bir yapıyı kuracak olan insanları arıyorlar ve annem edebiyat öğretmeni, edebiyata şiire çok meraklı. Babam da resim öğretmeni, o da görsel yönünü çok geliştirmiş bir insan. Ama bütün mesele bir konuyu 30 slide'da anlatabilme durumu. Bu 30 slide o slide makinalarından zamanla filme dönüşüyor. Annemin zamanla o altına yazdığı bilgiler radyo programlarına dönüşüyor. Ya şahane. Ve bir anda biz Ankara'dayız ve Ankara'da ben büyüdüm. Çünkü 6 aylıkken Diyarbakır'dan Ankara'ya geldik. Ve Ankara'da Annem senaryo yazarı ve radyo programı yazarı. Bu bilirsiniz okul radyoları vardı <laughs> ya. Onların evet. hepsinin arkasındaki isim annemdir. Annemle bir arkadaşı hmm. ikisi aynı odada çalışırlardı. Hatta ben sabahçıydım öğleden sonraları gidip orada annemle arkadaşı çalışırken biz de arkadaşımın kızıyla beraber oralarda yerlerde oynardık falan. Kim olduğunu biliyorsun. Elif Şafak. Evet. Hatta o radyo programlarının seslendirmeleri yapılacak. O seslendirmeleri yaparken de ses sanatçıları yok fazla. Sesi iyi olan birkaç kişi var kız seslerinde hep yeşim kopan kullanılır. Yekta kopanla da ben girerdim erkek seslerini kullanmaya. Biz 9 yaşından tanışırız Yekta'yla. Böyle bir ilginç bir dünya. Zaman içerisinde babam da bu slaytlardan sıyrılarak yavaş yavaş yönetmenlik yapmaya başlıyor. Yaklaşık 50'ye yakın kısa filmi belgeseli var babamın. Nedir bu konular? Mesela Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık, bilmem nerede madencilik gibi. Yani bir lisede, bir ortaokulda o kitaplardan okuduğunun yerine izleyeceğin bir filmin üretilmesi işini yapıyor. Sonra zamanla dramalara geçiyor. Öğretmenler günü filmi, anneler günü filmi, bilmem ne film falan filan. Ve gittikçe de gelişerek mesela Göçerler, Tesbih, Kaşıklar gibi babamın bir takım öyle belgesel filmleri var. Bütün bunların içerisinde de ben onlarla birlikte bir şekilde hep yer alıyorum. Tek çocuk musun? 10 yaşıma kadar evet. 10 yaşımdan sonra bir kardeşim oldu. Bu süreç içerisinde çok iyi hatırlıyorum bir akrabalarımızın evindeydik bir gece. Babamın hazırladığı galiba Göçerler filmiydi. Berlin Film Festivali'nde jüri özel ödülü alıyor ve bunu TRT'de enaos ettiler. Hem babamın fotoğrafı çıktı TRT'de ekranda hem de ismi geçti. Böyle anlattılar işte Hasan Yücel de böyle böyle ödül aldı. Aman tanrım ben o kadar gururlandım ki bu meseleden böyle. Ve bir şekilde o ödül bizim hayatımızı değiştirdi. Ne oldu? BBC o ödülü alanlara bir yıl dil eğitimi, bir yılda çalışma imkanı sunuyor. Babamı arıyorlar. Diyorlar ki sizi davet ediyoruz. Ben diyor ki ben gelemem. Benim eşim var ve bir oğlum var. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim de radyo programı ve senaryo yazar. Aynı burs onun için de geçerli. Şahane. Şahane. Ben ne olacağım? ...e o da gelsin... ...şimdi bahsettiğimiz yıllar... ...77'ler, 76'lar falan böyle çok... Sen kaçlısın? 68'deyim... Ha. ...şimdi geri dönüp baktığın zaman... ...o sürece ne cep telefonu var... ...ne internet var bir şey yok... ...yani orada sekreterlerle falan böyle... ...aranarak Tabii. yapılan falan... ...oradaki Tabii. Yani BBC'de birisinin... ...favor olarak yaptığı bir şekilde... ...ben orada da bir okula yazdırılıyorum... ...biz hep birlikte Londra'ya gidiyoruz... ...yani çok orta gelirli bir aile... Ve zar zor orada bir dairenin içerisinde her odada farklı aileler yaşıyor. Bir odada bir Rodezyalılar vardı. Bir odada Hong Konglu bir çocuk vardı. Mr. Lal salonda yatardı. Biz de bir odadayız. Girişteki ilk odadayız. Böyle üç tane birbirinden farklı kültür. Bir Pakistanlı'nın evinde Londra'da Shoreditch'te yaşıyoruz. <laughs> Bizimkiler tabii ortama adapte olmaya çalışıyorlar. Gidiyorlar geliyorlar BBC'ye. Bir taraftan dil kursları. Zor bir süreç içerisindeler. Beni de BBC'deki o sekreterin aracılığıyla bir Katolik okuluna yazdırmışlar Shoreditch'te bir bayağı kilise okulu. Ben de oraya gidiyorum ama her şeye de gayet uyumluyum. Sürekli işte bir takım şarkılar söyleniyor. Jesus aşağı, Jesus yukarı. Kiliselere gidiliyor falan. Ve ben de mutluyum yani farklı bir kültür. Ama İngilizcem yok. 8-9'lu yaşlarım diyeyim. Şimdi bütün bunlar olurken de bir şekilde beni oradaki kız çocukları keşfettiler. Benim İngilizce bilmediğimi ve beni böyle köşelere sıkıştırıp bir şeyler söylüyorlar. Ne söylediklerini tahmin edebiliyorum ama bilmediğim <laughs> için de söyleyebileceğim bir şey yok. Elimdeki tek silah gülümsemek ve gülümsüyorum ben onlara. Bunlar olurken bir taraftan da erkek çocuklar da fark ettiler bunu ve bir şeye sözlü cevap vermememden dolayı hareketlere de cevap vermeyeceğimi düşünerek bana bu sefer kaba davranmaya itip kalkmaya başladılar. Ben de ona gelemeyince gururum zaten kırılmış vaziyette. Ben de bunlara cevap verdim ve bir kavga çıktı. Sonra hiç unutmuyorum işte babam çağrıldı okulun müdürünün ya da kurulunun önünde. Dendi ki işte Emrah uyumsuz bir çocuk, şiddet yanlısı. Zaten Müslüman bir kültürden geliyor. Babam dedi ki ne demek ya ben hani solcuyum. Bizim dinle falan bir alakamız yoktur. E, Emrah da öyle bir ortamda büyümedi. Hiçbir zaman dinle ilgili bir şey bilmez o. E, o yüzden böyle bir yorum yapmanız yanlış. Yani bu kültüre şey olmayabilir. Ama dedi ben de zaten burada olmasını istemiyorum dedi. Biz çıktık okuldan. Harika ne oldu? Ben artık okula gitmiyorum. Onlar hızla eğitim ve kendilerini kanıtlama derdindeler. Sabahtan gidiyorlar, akşam geliyorlar. Ben de Mr. Lalle bir Pakistanlı ile beraber Londra'da bütün günüm geçiyor. Onlar da İngilizce öğreniyorlar orada bir taraftan değil tabii, mi? Tabii tabii. Tabii tabii. Yani onamıyorum. İngilizceleri çok kötü değildi ama gene de öğreniyorlardı. Tabii. Tabii iş yapmak için başka. İş başkan. yapmak çok ayrı bir şey. Şimdi Mr. Lal bana televizyon açıyor. Ben de o arada Türkiye'de hiç o güne kadar görmediğim türde... ...hiç unutmuyorum Fred Astaire, Frank Sinatra, Cary Grant falan... ...oralarda tanıştım. Bütün onların siyah beyaz filmleri, Hollywood filmleri. Hayranlıkla izliyorum. Sonra Mr. Lal beni çağırıyor çok televizyon izleyelim diye. Birlikte yemek yapıyoruz işte. Ben onları doğruyorum, bir şeyleri parçalıyorum falan filan. Sonra hiç unutmuyorum. Biz yer yatağında yatardık. Yani parasızlıktan. Buzlu cam olan bir şeye bakıyor. Babam da buzlu cam olmasına rağmen onun üzerine... Bir bir tane poster asmış. Kendi portresini asmış. O da bana hep garip gelmiştir. Babam niye kendi portresini buraya asıyor diye hatırlıyorum şimdi. Yatakta çünkü yatıyorsun. Bir tarafta annem bir tarafta babam. Annem benim uyuduğumu düşünerek bir gece babama dedi ki Hasan dedi ya biz ne yapacağız dedi. Yani bu çocuk bütün gün bu Pakistanlı adamın yanında. Ben üzülüyorum dedi. Ya ve dedi Emrah kötü kokuyor dedi. Şimdi ben uyuduğumu Baharat zannediyorlar ama aman tanrım yani başından aşağı kaynar sular döküldü. Ne demek kötü kokma? O kadar kötü oldum ki. Bende bu böyle bir travma yarattı. Hijyen konusunda bir manyak bir şeyim oldu. Hala devam eder o. Yani inanılmaz bir tepki oluşturdu. Koku bilme ihtimali. bir de bunu annenin söylemesi. Ondan sonra acaba dedi Emrah'ı dedi babaannesine mi göndersek? Dedi. Aman tanrım. Anlatamam nasıl bir böyle kaynar su boyunca. Ben uyumayı ömmüş gibi yaptım ama sabaha kadar uyuyamadım. Ertesi sabah dedim ki eğer dedim beni babaanneme gönderirseniz ben intihar ederim. Kendimi orada öldürürüm çok üzülürsünüz dedim. Annem dedi ki aman olur mu öyle şey falan filan. Onlar da perişan oldu. Böyle bir travmatik şey yaşandı. Şimdi bütün bunlar olurken de hafta sonları o kadar güzel geçiyor ki. Babam zaten o kültürel açlıkla biz sinema teklere gidiyoruz, filmler izliyoruz. Enter the Dragon Age orada seyretmiştim <laughs> yıllar sonra karşıma başka yerde çıktı. Müzelere gidiyoruz. Müzelerde de çok ilginç bir şey var. Orada bir bar koymuşlar, demir bir bar. O demir barın altından eğilmeden geçiyorsa çocuk, ona bir hemen yakasına bir tane kart veriyorlar. Üzerinde bir numara var. Aynısından da veliye veriyorlar bir tane. Onu cebine koyuyorsun. Çıkarken çünkü telefon yok. Bir sürü insan kayboluyor. O kaybolma meselesini halledebilmek için bir şekilde böyle basit bir formül bulmuş İngiliz aklı ve çalışıyordu. Hani kafanı bara çarpıyorsa da bir şey yok. Hani aklın başında demektir. Boydan toparlıyorlar. Şimdi bütün bundan hareketle babamın aklına bir fikir geldi. Hani ben ne olacağım sorusuna. Dedi ki Emrah dedi müzeye bırakalım. Ben zaten hani babaanneme dönmek falan gibi Ankara gibi bir ihtimalden hani buradayım ya ben kalırım dedim. Süper dedim. Benim için çok iyi olur dedim. Ve bunun ilk tecrübesini Trafalgar Square'de sağ tarafta küçücük bir müzedir. National Portrait. Tabii canım. Yani çok, çok, da güzel. güzeldir. Güzel. Martin'in Martin in the Fields'in hemen yanı. Ondan sonra orada başladık. Çünkü daha makul boyutlarda bir müze. Sabah 10'da beni bıraktılar. Kartı aldılar. Öğleden sonra 2'de de annem gelip beni alacak. Şimdi ben bir anda müzede kaldım. Bu formül yaklaşık bir buçuk yıl devam etti. İnanılmaz çok uzun. Cumartesi pazar ailemle beraber. Hafta içi her gün ben sabahtan müzeye bırakılıyordum. Ve bu müzede tabii ki oradan başladı oradan National Gallery'e geçtik. Tate'e geçildi bir sürü farklı farklı müze var. Müzede elimde böyle bir 10 pence mi 20 pence mi de bir para var. Onunla da gazoz alıyorum öyle arasında. Annem sandviçimi hazırlıyor. Ben orada koridorlarda geziyorum ve o kadar ilginç bir dünyanın karşısındayım ki tek başıma olduğum zaman yani benim kafamda çok net bir şekilde bir görsel hafıza oluşmaya başladı. Yani bir anda seçmeye başlıyorsun hani Alman ekspresyonizmi Fransız ekspresyonizmi, Dutch realizmi, bütün bunlarla ilgili resimleri, portreleri görüyorsun. Ve zamanla böyle İngilizcen de toparlanmaya başlayınca ki o yaşlarda çok hızlı öğreniyorsun İngilizceyi. Tabii. Okul turları gelmeye başladı. Onlarla birlikte onları dinlemeye başlıyorsun. Bu sefer büyük turlarını, konuşanları duyuyorsun ve öyle bir güzel ortamın içerisinde olduğun zaman bir anda böyle bir bilinçlenmeye başlıyorsun. Mitoloji nedir? Tarih nedir? Neden o mitolojik figür böyle resmedilmiş? O elmayı niye o ona veriyor? Oradaki portrenin kenarında niye sinek var? Niye aynada ressam kendisini çizmiş? Ya da buradaki renk niye böyle kullanılmış?ların hepsinin arkasındaki sebep sonuç ilişkileri. Hangi anın resmedildiği? Orada yanda duran figürün aslında ana figüre ne anlattığı... Bunun kompozisyonu... Niye onu seçtiler? Aynen. Bir buçuk yıl boyunca burada çok ciddi bir eğitim almaya başlıyoruz. Hiç sorun yaşamadın mı? Tabii ki yaşadım. O zaman da müze değiştirdik mesela. <laughs> yani... Biri fark ediyor, Tabii, bileyim, Biri fark ediyor, birisi hani fark etmesine rağmen birisi böyle bir problem de yaratıyor. Ha. Ama ben de bununla beraber aslında şöyle söyleyeyim birazcık hani böyle bir ya o Hint filmlerinde kendiliğinden çözümü bulan durumlar olur ya biraz öyle bir durum da oldu. Yani o hani The Lion filmini hatırlarsın ya Gudu ile Sarun'un hikayesi gibi. Yani bir anda orada çözülüyorsun ve çözümü bir şekilde yaratıyorsun. Ve bu süreç gerçekten beni çok etkiledi. Birincisi gerçekten ilginç bir eğitim aldım. Yani şu anda yaptığım işin aslında temeli orada atıldı. Hmm. Yani ben sonradan üniversitelerde bilmem nerede, çok eğitim de aldım ama esas orada bir sürü şeyi hissettim ve öğrendim. İkincisi çevremde oluşacak olan insan tipinin tanımı olmuş olduğu. Ben orada huzurlu hissediyorum. Yani bilinçli, entelektüel, bir şeye zaman ayıran, hoşgörülü bir insan şeyiyle yan yana oluyorsun müzelerde olduğun zaman. Orada daha toleranslı oluyor insanlar, daha saygılı oluyorlar. Bu ortamı hep özlüyorum ve hep bunu aradım aslında çevremde de. Hmm. Çalıştığım müşterilerde de, insanlarla da. Şimdi bu zaman geçti sonradan biz Ankara'ya döndük. Hiç unutmuyorum bir küçük detay. Dikmen'deydik biz, Dikmen'den Ümitköy'e taşınırken bir ara evde taşıyıcılar geldiler, kütüphaneleri falan böyle söktüler, onları götürdüler. Kütüphanelerden bir tanesinin tepesinden bir rulo düştü aşağıya. O Shoreditch'teki evde buzlu cama babamın asılı olan portresi vardı ya, onu açtık. Portreyi, posteri. Ben o babam zannettiğimin kim olduğunu bir anda anladım. Canlanın Babam meğer onu model olarak alırmış kendisine. Sonradan kafam oluştu. Annemin saçlarının örgülü olması o dönemde. Yoko Ono gibi. Tamam Cumhuriyet çocuklar ama bir taraftan da solcular tabii ki her ikisi de. Ama sonradan da her ikisi de böyle biraz çiçek çocuk, hipi ruh haliyle oraya götürmüşler. Orada yaşamışlar ve şey yapmışlar. Neyse sonradan Ankara'ya geldik. Ankara'da da ben ciddi bir bunalıma girdim. Yani bizim burada ne işimiz var? Çok karanlık, çok kış, karların üzerine kömür yağıyor. Hava kirliliği. O zamanlar doğal gaz dönüşümleri falan olmamıştı. Gerçekten çok kötüydü o dönemlerde Ankara'nın kışları. Annemler de birazcık bana iyi hava alayım diye teyzem Adana'da borsa lisesinde çalışırdı. Biz Adana'ya giderdik şubat tatilinde. Orada işte bütün o tatil orada değerlendirilirdi. Yıllar sonra artık Ankara'da yaşıyoruz. Alışmışız o şeye. Bütün o İngiltere yıllarının bıraktığı bir iz var. Bir anda Adana'da ben bir şeyle karşılaştım. Böyle bir çok ilginç bir his. Atilla kat Köprüsü'nün altında boş boşçular diye tanımlanan bir takım adamlar var. Şimdilerde oralar böyle dükkanlara dönüşmüş. O zaman el arabalarında İncirlik Amerikan Üssü'nün çöplerini satan bir takım adamlar var orada. Ve bu çöplerden kastım gerçekten hani içerisinde Walkman'de var, kullanılmış kasetlerde var, kıyafetlerde var, de var. Yani baya bir Amerikan üstünde insanların çöpe atacağı her şey. <laughs> kullanılmış rolonlar var, deodorantlar var, dibinde azıcık kalmış falan filan. Yani gerçekten çöplük ama bir anda ben o İngiltere günlerini hatırladım. Bir de dönemde unutmayalım yani böyle cebinde dolar olsa hapse gireceğin böyle bütün o e, mal falan görülmediği dönemler Türkiye kapalı bir ekonominin içerisinde. Özel öncesi. Özel öncesi. Doğal olarak mesela onlar da bize çok ilginç geliyor. Oyuncak parçaları, beyzbol topları falan filan. Ben orada çok etkilenmiştim. Çok net olarak hatırlıyorum. Orada bunların o yabancı şeyin izini görme meselesi. ve ben de hep böyle merkezde olma, orada olma e, hissi o zaman çok derinleşmeye başladı. Orada benim için en önemli şey tabii ki magazinlerdi. Bir anda o zaman çünkü Türkiye'de böyle bir şey yok. Şu anda pek çok genç bunu anlamayabilir ama bir dergiye sahip olma meselesi çok acayip önemliydi. Üç tane dergiyi ben orada bu adamlarla da konuşup işte seneye geldiğimde mutlaka sizden bunları alacağım falan diye. Tabii kimse sözünü tutmadı ama bulabildiğim sayılarının hepsini alacak şekilde üç tane dergiyi alıp Ankara'da sayfa sayfa bütün hep detaylarına bakarak çalıştım. Bu dergiler neydi? Bir tanesi Vanity Fair dergisi. Yani Vanity Fair hala bence Amerikan kültürünün en güzel araçlarından birisidir. Yani içerisinde sinema, sanat, New York lifestyle, edebiyat hepsinden parçaların olduğu çok iyi makale. Bir de ben o zaman okuyabiliyorum da tabii bunları. O çok büyük de bir avantaj. O zamanlar mesela Annie Leibovitz'le, o zamanlar Frank Stella'yla, Julian Schnabel'la, Francisco Clemente'yle, karısı Alba'yla. New York kültürünün içerisindeki o isimlerin hepsiyle orada tanıştım. Ve makaleler, oradaki reklamlar, Calvin Klein'in ilk yılları, Ralph Lauren nedir, şunlar bunlar. Onlara hep böyle bakıp böyle bir şey yaptım. Bu benim için çok önemli bir dergiydi Vanity Fair. New York ve Amerika meselesine ilk giriş bir hikayemde. İkinci en önemli dergi GQ. Gentleman's Quarterly. Hem İngiliz ama Amerikan edisyonu da çok iyidir. İngiliz edisyonu daha çok seviyorum ama Amerikan edisyonunda bu sefer şeyi öğrenmeye başlıyorsun. Hani gear denir yani böyle araba ondan sonra nasıl giyinilir, centilmenlik nedir, kurallar nedir, nasıl davranılmalı onların hepsi o kültüre dair ipuçlarını alıyorsun. Üçüncü dergide çok büyük bir karar mekanizmasıydı. Orada hangi versiyonuyla gideceğimi. Playboy mu Penthouse <laughs> Şimdi o da tabii bir teenager olarak başka taraflara da faydası var. Daha doğrusu işlevi var. Doğal olarak ben orada çok net olarak hatırlıyorum Playboy yerine Penthouse'u seçtiğimi. Çünkü Penthouse'un o dönemdeki editörü Bob Guccione diye bir fotoğrafçıydı. Ve Bob Guccione gerçekten dünyada pek çok iyi fotoğrafçı Yani Mario Testino, David Hamilton falan gibi fotoğrafçılara... Fotoğraflar çektirtirdi. Konuyla ilgili ve onların da hepsi gerçekten Playboy'a göre çok daha artful, daha böyle hani flash et çekmezler. Hmm. Gerçekten konulu, oradaki karakterlerle daha tanışırdınız, sanatli. okurdunuz kim olduklarını falan filan. Ve bu üç dergi de mesela beni çok etkiledi ve altyapımı oluşturdu o dönemlerdeki. New York'a yıllar sonra gittiğimde gerçekten New York'u çok iyi tanıyordum, kültürü çok iyi biliyordum. Özel televizyonlar geldiğinde sen delirmişsindir herhalde. <laughs> Senin için apayrı olmuştur yani diye düşünüyorum. Yani number one'da e, klip izlemek falan ne demek? Ömer yani böyle Karacan. Bir Ömer, <laughs> şey söyleyeyim mi? Yani çok büyük hizmet. Çok çok yani hepimiz için ya. olabilecek şey yani. İzzet özüm programları Tabii. falan. Ben mesela. senden 10 yaş küçüğüm ama o kadar aşinayım ki benim annem senin gibi bir insandır. Hala da öyledir. Bana anne diyebilirsiniz. <laughs> bak <laughs> Şunu hatırlıyorum. Kes derdik biz o zaman. Kes diyoruz. Bak konversler var ya. Tabii. Annem bana onlardan buluyor. Çok havalıydım. Havalı olduğumu anlamıyordum mesela. Annem öyle şeyleri o kadar severdi ki. Yani hani yurt dışına giden birine onu ısmarlar, bunu ısmarlar. Dergilere bakar, onları keser. Dekupe sizin. <laughs> <değil mi>? Kolaj. <laughs> Kolajlar, dekupeler, defterleri var mesela. Şahane yani. Ve sen bak 10 işte yıl bile olsa sen mesela onun o kadar Farkında değilsin onun değerinin. O oradan geldiği için ona çok değer veriyor. Tabii, Çünkü o eksikliği tabii. bilme meselesi. Yani o liberal ekonomiye geçişten önceki Türkiye'yi yaşamış tabii. olmak... Bence çok kafayı değiştiren bir şey. Tabii. Ben tam 80'ler çocuğuyum ama muhtemelen sen de Avukat Petrocelli'yi hatırlar mısın? Tabii ki hatırlıyorum. Ben, ben hepsini... Adalet kavramı bilmem ne. Tabii. Yani bir taraftan mesela Dostoyevski'yi annem bana suç ve cezayı defalarca okuttu. Bir taraftan da Petrocelli ile mesela Dostoyevski arasındaki bağlantıları kurduğumu hatırlıyorum. Şunu merak ediyorum. Babanın o belgeselleri duruyor mu? Duruyor. Film şeritleri olarak duruyorlar. Yani bayağı real film olarak duruyorlar. Binlerce film slaytı, film reelleri. Bunları şimdi yavaş yavaş Los Angeles'ta dijite ettirip koyuyoruz. Ah ee, şahane. Yani. Nereye koyuyorsunuz biz de izlesek? Zimeo'ya koyuyoruz. Ben bayılırım mesela. O dedin ya işte kaşıktı ne göçerler, bileyim. Tespih, göçerler, Kaşıklar evet. Çok izlemek isterim. Tabii şöyle bir şey de var. Yani baktığın zaman yani bunlar artistik platformda yapılmış şeyler değil. Tarkovski izler gibi izlemiyorsun. Çoğu siyah beyaz Hiç zaten. Hiç fark etmez. Ama Aha. eğitim araçları oldukları için çok ilginç şeyler var içerisinde. Suarı'nın mesela belgeselleri var ya işte Tahtacı Fatma vesaire. Yani onlar olmasa. Türkiye'nin üretim tarihini bugün görmek neredeyse mümkün olmayacak diye iddialı bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle. Yani Kastamonu'ya gitmiş ahşap işçiliği yapanları çekmiş, onu çekmiş, bunu çekmiş. Ben bayılıyorum mesela, onun için meraklı bir belgesel kafasıyla bakmak isterim. Peki üniversitede istediğin alanı seçiyorsun, bir şirket kuruyorsun. Aslında ilk önce Ankara'da başlıyorsun. Şimdi Ankara'da başlıyorum tabii, çünkü orada yaşıyorum ve bütün anı sınırlarımız ve bunlar da zor yıllar. Şimdi benim babam neredeyse bir Alman ekoli gibi büyüttü beni. Yani her harçlığımı hak etmem gerekiyordu. Yani hep çalışıyor noktadaydım. Babamın her yaz için bir prensibi vardı. Zor bir karakterdi. O yüzden ben kendimi hep birazcık kavrulmuş hissederim bu <laughs> konularda. İstediğim bir sürü şeyi yaşayamadım gibi hmm. hissederim. Yani bir ay mutlaka her yaz bir işte çalışmak zorundaydım. Bir ay terzide çalışmak mesela. Bir ay marangozda çalışmak. Mefruşatçıda çalışmak. İnsanların evine gidip perde taktığımızı biliyorum ben mesela. ya <laughs> ya yani, yani Çok da utanırdım böyle birilerinin personal alana girmek bilmem ne bir evine girip perde takıyorsun dübeller matkaplar kornişler bilmem neler. merdiven tutuyorsun marangoz terzilik hala mesela terzilikte elimden baya böyle pantolon paçası yapabilirim overlock yani, bilirim yani o işleri <laughs> anlatabiliyor muyum ...teyelleyebilirim, sökebilirim falan filan. Dübel falan. ve Korniş dedin ya <laughs> çıkamıyorum kelimelerden <laughs> ya, ya, ya. zıbın gibi. <gülüyor> On... <gülüyor> Çok iyi kelimelerdir ya ondan. ondan sonra ikinci ayda Kızılay Gençlik Kampı. Çünkü babam onlarla da belgesel hazırlamıştım. <laughs> Hep ben bir Kızılay Gençlik Kampı, International kamp, Kütahya, Murat Dağı, Çanakkale bilmem ne falan. Orada da Anadolu'nun her yerinden başarılı çocuklarla... ...senin zaman geçirmen lazım diye ama ben hiçbir şey konuşamıyorum onlarla falan. Böyle apayrı dünyalardayız. Mısır'dan, İsrail'den bir sürü insanlar da geliyor. Orada böyle geçirdiğim bir ay var hiç hoşlanmadığım bir Kızılay Gençlik Kamp dönemi. Sonra üçüncü ayda da annem babam ben hepimiz çadır turizmine giderdik. Babam bayılırdı o zaman da çadırlar gelişmemiş alüminyum demirler falan yok. gerçek demir. Tabii. Bizim bir Anadolu'muz vardı onun üzerine o yüklenir. Onlar abanta gidilecek, inşa edilecek, kaşa gidilecek, sıcakta bilmem nefret ederim böyle hiç hoşlanmam çadır turizminden <laughs> falan da yani. Mümkün olduğunca mesela gitmemeye çalışıyorum. Oysa ki şimdi. Amerika'da kampçılık efsane ya, bir şey ya. Eyvallah çok da güzel. hiç işim olmaz. Yani. <laughs> ben çok gezdim Amerika'da kamp yaparak da çok çok sevdiğim bir şey. Yani o kadar lüks ki Amerika'da. Yani kamp gibi hissetmiyorsun. Tabii ki ama işte ben de o küçüklükten çok onu çok yapmış Trauma. olmaktan dolayı hiç hoşlanmıyorum <laughs> yapmaktan. Neyse ama bunlardan dolayı babamın böyle çok sert bir şeyi vardı. Ona geleceğim. Ben 18 yaş günümü çok iyi hatırlıyorum. Babam bana dedi ki... Tebrikler. 18 yaşındasın. Artık you're an adult. Hani evden ayrılabilirsin dedi. Hmm. <laughs> ben yani, Ne demek istiyorsun evden ayrılabilirsin? Evden ayrılabilirsin dedi. Sen artık kendi evine çık dedi. Kendin yaşa dedi. Ben üniversitedeyim. Annen ne diyor? Annem tabii orada ağlıyor bilmem ne yapıyor falan. Annem de çok duygusaldır. Ben ona kendimi daha yakın hissetmişimdir. Şimdi ben evden ayrıldım. Babaanneme taşındım bir aylığına. Babaannemle de yaşaman mümkün değil. Çok iyi hissediyorum. Sonra iki arkadaş belki bilirsin Vahap Avşar şu anda New York'ta o da sanatçıdır. Vahap'la birlikte biz Ankara'da Ayrancı'da bir ev tuttuk. Ben tek yaşamaya başladım. Bir reklam ajansında da geceleri çalışıyorum. Yani bütün günüm üniversitede Hacettepe Üniversitesi grafik tasarım bölümünde geçiyor. Akşam atölye dersleri bitiyor. Dörtte beşte Ottü'nün ve Bilkent'in o inanılmaz kötü şartlarıyla otobüslere binip bir reklam ajansına gidiyordum. Ve orada karanlık oda işleri yapıyordu. Bizim zamanımızda pikaj yapılırdı. Dekupaj yapılırdı. Ondan sonra bunlar Bristol kartonlara, t belleriyle, cımbızlarla ve uhlarla yapıştırılırdı. Ondan sonra bu tasarım, ki tasarım oydu. Tipografi, layout, şu falan, letra setler, gazetelerden kesilmiş harflerin oraya yapıştırılmış olması. Karanlık odada bir agrandüzörün üzerine takılan filmde pozlandırılırdı. O filmi Işıklı masanın üzerinde aptek dediğimiz bir şeyle aralarındaki o kesme izleri boyanırdı. Sonra o film tepeye konurdu, o beyaz karta basılırdı. Müthiş ya. Yani nereden bunu yapma <laughs> işi tasarımcıların hiç hoşuna gitmeyen bir şeydi. Çünkü sen orada kimyasallarını, ilaçlarını, bunların banyolarını hazırlıyorsun. Bütün bunların hepsini, bütün tasarımcılar işi bitirdikten sonra ben akşam 5'te 6'da ajansa girerdim. Gece 1'e kadar, kaça kadar olacaksa artık onun ucu açık oradaki bütün herkesin yaptığı tasarımların bu işlemlerini yapardım ve bunun karşılığında da harçlığımı kazanırdım. Şimdi zaman içerisinde ajansın içerisinde böyle bir adam olmaya başlayınca bir süre sonra bir bakıyorum mesela şimdi annem de edebiyat ya Hakan abi diyorum telefonda arıyorum mesela evinden ya burada böyle yazmış bilmem kim ama burada cümle hatası var. Gramer hatası ayrı, harf yanlış. Hay Allah ya ne yapacağız şimdi onu. Sen düzeltemez misin dedim? Düzeltirim tabii. Şimdi otur bu sefer onu yapmaya başlamaktan. Peki senin bir alternatifin var mı? ya dönüştü iş? Hmm. Bu sefer yavaş yavaş ben işin içerisinde bir süre sonra oradaki tasarımcılardan bir tanesiyle biz ayrılıp kendi ajansımızı kuralım dedik. Hala çok sevdiğim, görüştüğüm, saygı duyduğum bir arkadaşımdır Murat Kaya. Biz Ankara'da Solaris diye bir reklam ajansı kurduk. O zaman kentte master'a geçmiştim ve Solaris'te biz Ankara'da çok güzel işler yapmaya başladık. Bunların çoğu ki mesela Siyah Beyaz'ın da en güzel yılları. Önümüzdeki Kaderi. günlerde 40. Ay, 40. yılını 40. kutlayacak 40. Siyah hmm. Beyaz. Çok sevdiğimiz insanlarla orada tanışıp o Ankaralılık ruhu da oralardan hep başlamıştır. Hep bildik insanlar. Sonra Murat'la beraber işte Solaris'i kurduk ve güzel gitti işlerimiz. Gerçekten kalbimizi koyarak yaptığımız işler yapmaya başlayınca. İşvereniniz çok mu o yıllarda? Çünkü o kültür de sonradan tam oturdu ya. Kesinlikle. Yani çok güzel bir soru bu. Mesela matematik olimpiyatlarını yapmıştık. Tepe Mobilya vardı çok iyi hatırlıyorum. En önemlilerinden bir tanesi SunArt diye bir organizasyon vardı. Bugün İstanbul'daki pek çok sanat yapılanmasının başında olan insanların... ...da oluşturduğu böyle bir sanat kurulu vardı ve yurt dışından inanılmaz güzel sergiler getirip yayınlar yapılıyordu. Biz de onların reklam ajansıydık hmm. ve nefis işler yapıyorduk o dönemlerde. Yani özellikle sergiler için Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu daha yeni kurulmuştu. Onların kataloglarını, posterlerini, şunlarını yapıyorduk. Ve biz o yaptığımız işlerle İstanbul'daki Grafikerler Meslek Kuruluşu sergilerine iş gönderirdik... ...ve çok beğenilirdi. Hatta Uğurcan'la geçen onu konuştuk. Uğurcan yani, Atoğlu'yla. Uğurcan Atoğlu'yla. Dedi ki yani sizin oradan gönderdiğiniz işleri biz gıcık kapardık dedi. Eliflere bak ya nasıl yapıyorlar bunları falan diye. Ben yani güzel yıllardı bir şey yapmak, bunun basılması, arkasında bir konseptin olması, gururla ve yaptığın işi böyle severek yaptığın için sergilemek bir de İstanbul'da da bir Bülent Erkmen efsanesi var. Tabii. Bitmeyen efsane hala yani bitmeyen öyle. Bitmeyen <laughs> efsane ki kardeşim neler çekti herkes yani bir ara yarışmalardan kendisini ayırdı. Ben dedi yani yarışmalara girmeyeceğim falan filan. Ki ne demek ya yarışmaya girmemek hepimiz eşit platformda yarışmamız lazım. Hani nasıl kendini sen yarışma dışı tutabilirsin falan. Neyse böyle çok ilginç dönemlerdi bunlar ve bizim çok beslendiğimiz, öğrendiğimiz iş ahlakı, nasıl iş yapılması gerektiği konusunda altyapının oluştuğu yıllardı. İki sene çok başarılı bir şirket hayatı yaşıyorsun ve çoğu insan İstanbul'a gelir ya hani. Aynen öyle. Yani. Ama sen diyorsun ki boğulacaksam büyük denizde boğulayım. New York'a gitme kararı alıyorsun İstanbul'dan önce. Bu enteresandır. Orada beni en çok üzen şeylerden bir tanesi bir kere Murat'ı bırakmak oldu. Hmm. Murat benim çok sevdiğim bir abimdi. Ottomakina terk olmasına rağmen siyasi de bir karakterdir çok sofistike adamdır. Bir kere o bırakma meselesinin hemen peşinden ben nereye gideyim? Yani bir trene bineceğim. Madem bir yer değiştirilecek. Çünkü biliyorum bana yetmiyor Ankara'da olma meselesi. Ticari olarak da iyi bir yerdeyiz. Ankara'nın en yüksek cirolu reklam ajansı olmuşum hemen ve bunu bırakıp İstanbul'a gitmem şart. İstanbul'dan iş geliyor. Sürekli İstanbul'a gidip geliyoruz falan filan. Bu arada sen bir dönem akademisyenlik de yapıyorsun. Değil ben mi? hiçbir zaman aslında akademisyen olmak istemedim. Ama askere de gitmek istemediğim için Hacettepe'yi bitirdikten sonra bir de babamın da bir geliri de olmadığı için emin olmak şeyle ben Hacettepe'yi İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü alıp bitirmiştim. O da Bilkent'te burs imkanı veriyordu. Bilkent'in Güzel Sanatlar Fakültesi de o zaman yeni açıldığı için kimse yoktu ve rahmetli Bülent Özgüç de dekan. Orada bir hata yapmışlar. Grafik sanatlar ve grafik tasarım birbirinden iki ayrı şeydir. Sanatlarda siz serigrafi, gravür hmm. yaparsınız hmm. ve sanatın grafik üzerinden üretimidir. Evet. Grafik tasarım ise benim yaptığım işte o dönemlerde. Yani tipografi, reklam, işte advertising, branding bilmem bunların altyapılarını oluşturma meselesidir. Onlar grafik sanatçı siparişi vermişler yurt dışında. Yani bir sürü Polonyalı, Amerikalı adam geldi ama hepsi sanatçı, tasarımcı değil. Ben de o dönemki Grafik alan meslek kuruluşunun sergilerinde ödüller alan BNL'lerde ...Türkiye'yi temsil eden bir grafik tasarımcısıyım. Ve doğal olarak da dersler benim üzerimden geçmeye başladı. O dönemde hocalık yaptım ister istemez. Peşinden ODTÜ'de de hocalık yaptım. En üst bölümünde. Çalıştın mı aynı, aynı dönemde? aynı dönemde. Ha? İkisi hep beraber, bir beraber oluyor. Gitti. Şimdi bu devam ederken de doğal olarak parçalanıyorsun, bölünüyorsun. Başka bir sürü şeyi yapamıyorsun. Sonra ben tezimi verdim. Sonra doktora başladım. Bütün doktora derslerimi de verdim. Ama en sonunda artık tam bu New York'a gitmeden önce... ...dedim ki ya ben... Bir kere bu eğitim meselesine zaten çok inanmıyorum. İnsanın kendine eğitmesi meselesi benim için çok daha önemli orada. Tabii ki çok değerli hocalarım oldu. Özellikle Mehmet Güler yüz mesela çok hmm. severek hatırlarım. Ondan çok iyi öğrendiğim şeyler oldu. Ama giderken ya ben dedim niye doktora teziyle uğraşayım ki? Ve doktora tezimi vermeden doktoramı bıraktım. Akademisyenliğim de orada bitmiş oldu. Eğer bir akademisyen olsaydım oradan devam ederdim ama onu beni kesmeyeceğini biliyordum zaten. Hı hı. New York'a gitme kararı aldım. New York'ta benim o yıllarda çok daha önceden sürekli gittiğim ve çok sevdiğim bir kültürdü. Çünkü Amerikan kültürüne çok hayran değilim hala Amerikalı olma meselesi ama New Yorklu olma meselesinde çok özel bir yeri var bende. New York apayrı bir kafa yapısıdır. New York'ta gittiğim zaman kendimi tek hissetmeyeceğimi, yalnız hissetmeyeceğimi hep biliyordum. New York'a gitme kararı aldım. İstanbul ya da Londra yerine. E çünkü bilmiyorum 6 Mart günü New York'a indim. Yıl kaç kaç yaşındasın? Ya keşke hatırlayabilsem. Yani Altı Mart hatır <laughs> 6 Mart. 6 <'a> Mart'ı hatırlıyorum çünkü <laughs> o bende hep böyle bunu kutlamam lazım diye <laughs> iz bıraktım da yıllar yani ben o zaman erken 20'li yaşlarımdaydım. Hmm. 92-93 falan olabilir hmm. mi? O dönemlerdeydi. New York böyle kimseyi tanımıyorum. Kimseyi bilmiyorum. Yani tabii ki bildiğim insanlar var da bana yardımcı olabilecek şeyler değil. Ama bir şekilde orada bir stüdyo tuttum. Kısıtlı paramla bilgisayar sistemini falan kurdum. Bir yıllık kiralığımda erken Önden ödedim ki bir sıkıntı olmasın diye. Yani olur ya. Ve gerçekten geride de hiçbir şey bırakmadım. Yani gemileri yakarak gittim. Hmm. Çünkü bir şey olsaydı dönerdim de onu biliyorum. Bir şey olmadığı için dönemedim ve yapmak zorunda bıraktım kendimi gibi bir his oldu. Hemen bir web sitesiyle başladım. O zamanlar web siteleri çok fazla yok. Yani yeni yeni çıkacak bir şey bu bir web sitesinin olması. Hani bunları bu alanlarda atıyorum şu anda AI için ne hissediyorsak öyle şeyler hissediyoruz internet içinde. Ve ben oturdum. Bir sayfa kapattığımın farkındayım. Elimde de çok fazla bir iş yok. Geriye dönüp yaptığım işleri bir toparlayayım istedim. Bu arada Ankara'dan New York'a geçerken de işlerimden güzel bir kitap bastırmıştım. Bu da çok büyük bir fark yarattı. Çünkü Amerika'da bir kitapla gidip hani bu benim portfolyom diye bir basılı offset kitap verdiğiniz zaman farklı bir yere oturuyorsunuz. Gerçekten de headhunterlara gittiğim zaman kafa avcılarına size iş bulan insanlara çok büyük bir fark yarattı. Ve o kitabı masaya koyduğunuz zaman siz Farklı bir yere oturuyorsunuz. Ve ben gerçekten belirli bir kriter tanımladım ve o kriter içerisinde iş aramaya başladım. O zamanlar bu headhunterlara başvurmak popüler bir şey miydi? Yine de böyle ayrık kalan bir şey miydi? O iş bulan insanlara hani kafa avcısı diye <laughs> çevirince garip oluyor ama hakikaten çevirisi de o yani. Çok popüler değildi ama her zaman olan bir sistemdi. Ben orada Rita Susegel diye bir kadınla çalıştım. Hala sektörünün en iyisidir. Rita Su. Hala çalışıyor. Hala tabii yani çok düzgün bir kadın ve yani benim için de önemli bir karakter. Rita suya gittim ama mesela orada şöyle şeyler de var. Atıyorum mesela size bir iş veriyorlar o zamanlar Quark Express diye program vardı. Bir saatte bunun ne kadarını yapabiliyorsunu ölçüyorlar falan mesela. Yani evet. Ben öyle şeylerin hiçbir zaman içine girmedim çünkü zaten kalibrem belliydi. Rita su baktı işlerime. Gerçekten sanatçısın dedi. Çok güzel bir işti. Ki ben sanatçı olduğumu düşünmüyorum ama. Yani onun içerisinde mesela yaptığım 24 tane Uğur Mumcu kitap kapağı var. Zaten işleri o getirmiş değil mi? Çok enteresan tabii, tabii. bir şekilde. Yani çok ilginçtir. Gene Bülent hoca bana o işi gönderdi. Emrah dedi Uğur Mumcu araştırmacı gazetecilik baf ve bütün kitapların kapaklarını tekrar yapmak istiyor. Ben de seni önerdim dedi. Ben de hocam neden siz yapmıyorsunuz dedim. Yani korkabileceğimi düşünmüyor musun dedi. Wow, ben de neden korkulacağını hiç sormadım ama hala kafamda vardır bu soru. Yani Uğur sakıncılı piyadesinin üzerine yeni bir kapak nasıl yapılabilir den mi korkuluyor? Yoksa siyasi olarak pozisyonlanmak mı istemiyor bilemedim. Belki o soruyu sormam lazım ona geri <laughs> Ama Ben sorayım görüyorum sor, arasına yemeklerde. Çok de da severim yani. Ama. <laughs> Çok da severim Bülent Hoca'yı. Yani bize grafik tasarıma, pozisyonlanma getirdi. Nereye tabii, koymamız gerektiğini tabii. tanımladı hepimize. Beni çok sevmez, biraz kızar bana ama çok önemli bir pozisyonu vardır. Neyse geri dönüyorum. Bir web sitesi yaptım ve bunu o zamanlar araştırma motoru olan Alta Vista'ya... ve Yahoo'ya koydum. Google falan daha açılmamış. Tabii i̇şte, ya, çok acayip. Yani bu Damat Ferit Başbakan meşhur yılları falan ya. <laughs> <laughs> ya bunu bugün anlatmak o kadar zor ki. Bir de şöyle bir tarafı var. Mesela altı kaydettirdim ben kendimi araştırma motoruna. Bir de onunla da uğraşıyorum gerçekten. Tamam grafik tasarım, freelance designer, New York gibi anahtar kelimelerle araştırma yapılıyor. Ben çıkıyorum. Ama benle birlikte dört kişiyiz biz. Çok acayip. Ama yani bu güzelmiş. ne demek? O bir avantaj tabii, tabii ki. Ama bir taraftan da dezavantaj çünkü arayan yok. evet. Daha yani arayan olmayınca senin orada olmanın da bir kıymeti yok ama hani bir şekilde zamanımız vardı. Buluştunuz het hı. -hı. Dedi ki bana çok güzel işlerin var, İngilizcem var ama Amerikan kültürünü konuşmuyorsun Tabii. dedi. Kültür konuşmak kavramı o zaman benim kafamda bir anda netleşti. Hı. Şu anda da ben bunu mesela eksikliğini yeni jenerasyonda da çok hissederim. Öyle mi ya? Çünkü artık böyle bütün dünya içinde yaşıyor gibiyiz ya. Evet doğru ona da katılıyorum ama hala Amerikan kültürünün içerisinde o kadar ilginç detaylar var ki o kültürü konuşmadığın zaman da dil konuşmakla kültür konuşmak Tabii. arasında bir fark var. Tabii. Bunu en iyi Japonya'ya gittiğinde de anlayabilirsin. Tabii. Yani o kültürün kendi içerisinde bir takım şeyleri var. Ben de özellikle bunu mesela şu anda çocuklarım Amerika'da doğdu ve büyüdüler. Onların o kültürün içerisinde büyüyor olmasını çok önemsiyor. Onlar da Türkiye kültürünü konuşmuyorlar mesela. Sadece yazdan yazı Bodrum'a gelip gittiler. Neyse o ayrı ama geri dönüyorum. Rita Sugi sen biraz vakit geçir dedi Amerika'da. Bir iki yıl sonra gel bana dedi. Wow dedim iki yıl. Okey. Bu arada ben başladım New York hikayeme. Yani New York'ta birbirinden farklı şirketlere, yavaş yavaş rap gruplarına, kitap kapaklarına gibi böyle küçük küçük işler yapmaya başlarken bir Japon şirketi geldi. Dediler ki biz New York'ta bir tasarımcıyla çalışmak istiyoruz ve kurumsal kimliğimizi yenilemek istiyoruz. Bir de broşüre ihtiyacımız var çünkü orada bir branch açıyoruz. Broşürün de oraya teslim edilmesi lazım. Dedim ki, hoş geldiniz New York'a. <laughs> ben daha yeniyim ama bir anda oralı hissediyorsun zaten kendi. İlk işimi orada deliver ettim bir Japon şirketine New York'tan ve böyle bir yavaş yavaş hikaye başladı. İki yılın sonunda Rita Susigel'e tekrar gitti. O zaman da gene aynı şekilde bir Amerika portfolyosunu Offset'te kitap olarak bastırmışım. Onları verdim. Gerçekten de iki yıl sonrasında randevu almıştım. Rita baktı dedik ki tamam dedi. Time dedi yani. Ve bana bir teklifle geldi hemen bir hafta sonraki çarşambaydı. Dedi ki Atlanta'da bir şirket dedi packaging için tasarımcı arıyor. Dedim ki ben Atlanta'ya falan gidemem. Yani ben Amerikan kültürünü yani o kadar şey ben Atlanta'da yaşayamam hani orada olmaz. Ben New York'tan yapamam mı olmaz. İlk işin bak dedi reddediyorsun dedim ki ediyorum yani Atlanta'da ne işim var. Bu arada o da belki şu andaki tasarımcılara böyle bir fikir verebilir. Çok önemli bir detay var orada. Ben Rita Suya demiştim ki ben iyi poster yaparım. Bir sürü BNL'de posterim sergilendi. Editorial design yaparım yani magazin yapabilirim. Corporate identity kurumsal kimlik konusunda iyiyimdir. Kitap kapağı yapabilirim. Müzik bilirim. illüstrasyonum da iyidir falan filan ama wow, wow 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 dedi. Dur bir dedi. Yani bunların hepsini yaparım dersen biz sana hiç bulamayız. Alanları bir tek atacağım. bir şey seçeceksin ve seni o anlamda şey yapacağız. Peki ne olmalı bu? Bence dedi senin için iki tane alan var. Birincisi dedi yani senin hızlı üretmen gereken ve hızlı keşe dönüştürmen gereken bir şey. Ağırlıklı olarak dedi sinema dünyası senin için iyi olabilir dedi. Çünkü orada 6 aylık ürünler olur. 6 ay sonra kimse o filmi hatırlamaz. Hatırlasa bile memori olarak hatırlar. Ama orada hızlı üretim söz konusu ve sen de görsel editi konusunda iyisin. Bu iyi olabilir dedi. İkincisi de kurumsal kimlik olabilir dedi. Ama kurumsal kimlikte şirketleşmen bilmem ne zaman alabilir ama öyle bir şirketin içinde büyüyebilirsin dedi. Çok doğru gözlemler bunlar. Ne hem, tarafa öyle, doğru hem de Türkler ne kadar çok işte multitasking falan diyoruz ya yani çok yönlü düşünme çok iş birden yapma çok işten birden bazen az az anlama ama bazen çoğunu birden yapabilmeye biz o kadar alışık oluyoruz ki Aynen. Türkiye'de hele Aynen. de o dönemlerde senin o işleri yaptığın dönemlerde ben Amerika'ya bir burs için gittiğimde gazetecilikle ilgili sen gazetede neler yapıyorsun bazen işte kendi günün oluyor orada Türkiye'deki hayatımı anlatıyorum ben de onlar da kendi hayatlarını anlatıyor. ...diyorlardı, hepimizin bir günü vardı. Ben bir gazete içinde yaptıklarımı anlatınca... ...editörlük yapıyorum, yazıda yazıyorum... ...işte konsere gidiyorum, konser yazıları yazıyorum... ...onlar bunlar falan. Hepsini anlattığımda biri gelip şey demişti... ...Nilay yani çok para kazanmak için mi yapıyorsun? Çok mu hırslısın? Yani neden o kadar çok iş birden yaptığımı anlamadı? Yok, ekstra bir ücreti yok ki bunun <laughs> hani... ...onu hiç anlayamadılar. Yani niye bu kadar çok yönlüyüz... ...çok iş birden yapıyoruz... ...ve bunlarda da iyiyiz aslında... ...Amerikalılar daha bir alan seçip gitme durumundalar mı? Söylerken onu düşündüm. Bunu ben aslında çok düşündüm biliyor musun? Bak çok ilginç bir şekilde... ...bunu ben aslında başka ülkelerde de görüyorum... ...birazcık bizim gibi olan. Mesela Hı. Arjantinliler de böyleler... ...Meksikalılar da böyleler. Tabii. Her işin içerisinde bence... ...böyle bir gizem saklı. Biz aslında o gizemi bulma derdindeyiz. Yani bir işin içerisinde... Farklı farklı yollardan da ulaşabiliyorsun ya o gizeme. O aslında işini sevmek de çok alakalı. Yani o seveceğin işin her tarafıyla onun iyi olması için elinden geleni yapmaya çalışıyorsun. Burada metin de yazıyorsun, editörlük de yapıyorsun. Tabii. O fotoğraf olmasın bu yazının altında diyorsun. Onu Tabii. dert ediyorsun. Onu dert ettiğin zaman da işte kalbinden gelen bir iş yapmaya başlıyorsun ve bu çok değerli. O zaman işte o gizemi keşfetmeye başlamış oluyorsun. Bence bu gerçekten öyle ilerliyor. Yani Rita Su'da da hemen peşinden bir telefon geldi. Bir saat sonra Four Seasons Oteli var Madison Avenue'nun üzerinde. 5757 57. yani 57 numara bina 57. sokakta. Restoranın ismi de 5757 57. otelin içerisinde. Gelebilir misin bir saat içinde? Dedim gelirim ama ne olacağını hiç bilmiyorum. Gittim. Lobide oturuyor Rita Su. Yanında da bir beyefendi var. Tony Seiniger diye bir adam. Lacoste giymiş böyle yakaları kalkmış siyah. Bej pantolon, ayağında da çorapsız loaferlar. Tam <laughs> anladın değil mi? Yani çok, böyle çok de, oturdu gözümde. Yani Rhode Island falan böyle bir yani yatını park etmiş, oradan böyle bir marinaya yürüyen birisi gibi falan böyle ama yani, Hoşmuş, kaliteli 90 bir. 90'larda daha da hoş. <laughs> Ondan sonra tanıştık. Dedi ki Mr. Signer dedi Hollywood'daki en büyük sinema reklamcılığı şirketlerinden birisinin sahibi hmm. dedi. Signer Advertising. O dedi şirketine dedi bir işte senior art director arıyor. Senin dedi Uğur Mumcu için yaptığın kapakları çok beğendi dedi. Yani i̇ki sene yani, Amerikan'ın kalmışsın. orada kıvranmışız. <laughs> Adam Uğur Mumcu beğendi. Buyur buradan yak şimdi. Tabii oradaki editing'i beğeniyor aslında. Hmm. Hani Hı. Hem devamlılık Hı. hem de farklı farklı bir sürü imajlarla bir şey bir araya getirme meselesi. Tony ile tanıştık. Tony dedi ki ya bizim evimizde bir proje var dedi. Kötü bir film. C bir film. Yani Cuba Gooding Jr. ile Skid Ulrich'in Chill Factor diye bir film. Yani ben Türkiye'de Tom Rischke'li Yaz Yağmuru falan böyle bir sürü güzel filmler yapmıştım gitmeden önce. Ama ilk Hollywood filmi olarak bana verilen film oydu. Senaryosunu verdi. Dedi ki bir hafta sonra ben bir fotoşuta geleceğim buraya tekrar. Bana dedi skeçler yap kurşun kalemle. Okey dedim ben de aldım senaryoya gittim. O zaman Google bilmem ne gene yok yani. Fotoğraf indiremiyorsun tabii. Aynen fotoğraf yok. Şimdi ben dedim ki bir skeç yapacağım ama beni skeç kesmez. Çok iyi biliyorum zaten iki saatte hemen okudum bütün senaryoyu. Kafamda da mesela açtım. Yani tam bir aksiyon filmi kovalamaca sahneleri şunlar bunlar. İki tane de aktör var elinde. Kafamda hemen böyle bir şeyler oluştu ama bunu ben biliyorum. Kurşun kalemle öyle skeç yapmakla olmaz o iş. Yani ben kendi ifade edemem, ciddiye aldım işi. Ertesi sabah Barnes Noble'a gittim. Amerika'daki o kitapçılar çok meşhurdur. Oradan bu ikisinin fotoğraflarının olduğu 10-20 tane kitabı satın aldım. Eve geldim, hepsini scan ettim. Sonra geri götürdüm, hepsini geri iade ettim. Amerika'da bir de öyle güzellik var yani. Ya. Alıyorsun ve iade <laughs> edebiliyorsun. <özlediğim> yani. şey. <laughs> ben bu fotoğraflarla 5 tane çok güzel poster hazırladım Photoshop'ta. Title treatment'lar altında böyle künyeler, sloganlar. Gerçekten böyle kafa yordum. Aşağıda bir aksiyon sahnesi, chemical bir takım motifler var içerisinde, formüller, şunlar bunlar, şu iki tane kafa falan. Bunları ben 70'e 100 büyük boardlara bastırdım. Arkasında foam oh. boardlar, üzerine aydingerler falan filan. Pırıl pırıl. Yani bizim Türkiye'deki iş yapış şeklimiz gibi, kaliteli ve hmm. hakikaten o zamanlar dijital bir sunum yapmak değil, hep böyle basılı olurdu. Özendim. Bir hafta sonra 5757'e gittim. Oradaki garsona dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Ben onları duvara dizdim. Bize köşe masayı verin. Rita Su ile Tony geldiler. Asansörle indiler aşağıya. Beni gördüler köşede. Merhaba merhaba. Ben zaten hepsini açtım oraya posterlerin. Tony gözlüğünü kafasına taktı. Gitti bunlara böyle baktı. Uzun uzun detaylarını. Sonra bir Amerikalı'dan hiç beklenmeyecek bir tepkiyle geldi. Anlamı öptü adam. Gerçekten hiç Amerikalı tabii. Yani çok acayip bir hareket. Çünkü... Fiziksel temas var bir yani kere. Fiziksel temas yani bir kere çok gay bir hareket. Yani olacak iş değil. Yani sen nasıl öpersin birisini orada olacak iş değil. Ondan sonra suya baktım. O bana baktı falan. I want Emrah to start next month dedi. Gelecek ay gelsin başlasın. Aynen. Ama nerede? Los Angeles düşünüyor. Ben dedim ki yani ben Los Angeles'ı bilmiyorum hiç gitmedim. Los Angeles'a gitmek istemiyorum. New York'tan çalışamaz mıyım sizinle? O zaman ilk defa bana söyledi. Kid dedi. Ne dediğimi anlamadın dedi. Bana hep kid derdi o. Hani oğlum, evlat falan gibi böyle. Ritas'ıyla konuş sen dedi. Okey dedim. Ritas'ı böyle hani beni susturuyor falan. Ondan sonra ben hayal bile edemeyeceğim güzel bir rakamla o zaman Amerika'da maaşlar yıllık konuşulur. İnanılmaz güzel bir rakamla. Yani bizim bütün o New York'taki çektiğimiz eziyeti falan böyle silip süpürecek bir rakam. Los Angeles'a gittim. Önce hemen gidip kendime orada bir yer ayarladım. Bir böyle bir penthouse tuttum. Ondan sonra gittim arabamı aldım. Bir köşe ofis. 60 kişilik bir şirketin senior art direktörlerinden birisiyim ve biz o kadar güzel çalışmaya başladık ki yani gerçekten çiçek gibi açtığımı hissediyorum. Böyle parladı. Random Hearts, Shaft, Muppets from Space, 28 Days, Vertical Limit, Big Daddy. O kadar çok büyük projeyi o dönemde deliver ettik ki ve bütün bunların hepsi Paramount, Columbia falan gibi en top stüdyolara yapıyoruz bunları. Ve o dönemde gerçekten hala bilgisayar da olmadığı için içinde boyamalar da var, hmm. guaj şeyler de var. Ve bütün o posterlerin hepsine yani üç alternatif sunuyorsun. Ve yani o zamanın rakamlarıyla mesela prezentasyon başına 50-60 bin dolar para alınıyor falan. Ha sadece sunum için o kadar Tabii. alıyorsun. Ve sen bir kere o projenin içerisindeyse mesela zaten devam ediyor. O dönemlerde de mesela stüdyodan yöneticiler gelip seninle oturuyorlardı mesela soruyorlar. Ben James Cameron'ın karısıyla o dönemlerle tanıştım mesela. Hı. bayağı bir ayağına oturduk poster yaptık yani. O projelerin tümü de çok güzel paralar kazandı Tony. Ben de çok iyi çalıştım. Hem gencim hem yeni bir şeye girmişim. Tanıdığım kimse yok Los Angeles'da. O yüzden de yapacak başka bir şey de yok. Ve çok güzel böyle bir çalışma şeyi içerisine girdi. İki yıl boyunca çok güzel çalıştık. Ve birazcık böyle bir hani böyle bir sürmenaj diye bir laf vardır ya. Böyle bir tuhaf oldum ben çok çalışmaktan. Çünkü ofiste yatıp kalkıyorsun neredeyse. Ve Tony de eski bir otomobil yarışçısı. Carmel Monterey diye San Francisco yolunda çok güzel iki kasaba var. Hatta Monterey'in belediye başkanı Clint Eastwood'tur nefis bir kasabadır burası. Burası Amerika'daki en büyük otomobil kolektörlerinin arabalarını gösterdikleri Concord Elegance deniyor. Bir şov aslında oluyor her sene Ağustos'ta. Bir de orada böyle küçük yarışlar düzenleniyor. Fiat, Ferrari, Lotus bilmem ne. Tony'nin de iki tane Lotus'u var. Dedi ki bana sen dedi çok yoruldun. Hafta sonu gel benle eşim de olacak. Sen de dedi orada biraz dinlenirsin. Sana da bir otel ayarlayalım. Tamam dedim ben de. Ben de severim o tip böyle kimlikli şeyleri. Gittik. Sonra kavga etti Tony karısı Bastı gitti. Tony ile ben hiç aslında gitmemem gereken bir event'e gittim. Büyük beyaz çadırlar var. Beach'te kurulmuş. Ve içerisinde çok önemli şefler oradaki insanlara yemek hazırlıyorlar. Ve bunun içerisinde gerçekten Ralph Lauren'in kendisi de orada. Atıyorum bütün oradaki CEO'lar, zenginler, şunlar bunlar. Önemli bir takım insanların olduğu şey büyük bir masa. Biz de bir masaya oturduk. Tony orada insanlara anlatıyor işte ben Emrah'la şurada tanıştım. Emrah ülkesinde deprem oldu bilmem ne falan anlatıyor böyle ta o dönemleri. Ben onu web sitesinden buldum diye anlatıyor. Yanımdaki oturan beyefendi dedi ki ha dedi you do websites dedi. Evet dedim ben de. Interesting biz dedi. Biz dedi website işte o dönemde. Web sitesi ha, web sitesi. Istiyordun. O dönemde mesela gerçekten hatırlar mısın? Web sitelerine ne kadar çok tıklama olursa o kadar değerleniyordu ve onlar halka açılıyordu falan filan. Bunların böyle bir projesi var. <laughs> Bana kartını verdi. Dedi ki Tom Hanks'in web sitesini yapmakla ilgilenir misin dedi. Dedim ki yani Tom Cruise deseniz bu kadar değil ama Tom Hanks benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesidir. Tabii ki çok heyecanlanırım dedim. Adam kartını verdi. Döndüm Los Angeles'a. Agentları Tom Hanks'in bana böyle bir CD'lerde bitmiş şekilde bütün datayı gönderdiler. Yazılmış metinleri, gramer olarak doğru, doğru text edit programında bir şeyler gelecekse hepsinin vektörel logoları var, siyah ki fotoğrafların hepsi tertemiz, yüksek çözünürlük. Yani bir tasarımcının en zor işi bütün bunları collect etme işidir. Yaptığımız işin zor. onları, onları lazım. toplama işidir. Hmm. Yapmak zor değildir. Yani <laughs> ne yapacağını biliyorsan. Onları almak meselesi. Yani tabağın üzerinden amblem sken ettiğimizi bilirim ben. Yani. Olacak <laughs> işler. Neyse, ben bu web sitesini yaptım. Sonradan fark ettim ki adamın kartında CAA yazıyor, Creative Artist Agency'nin CEO'suyla konuşuyormuşum ben. Creative Artist Agency yani 5 tane büyük agency vardır Amerika'da. Bunlar her talentı yani yönetmeninden cast agentına atıyorum oyuncusundan edebiyatçısına yani mesela J.K. Rowling'in bağlı olduğu talent agency gibi. Bütün bunların hepsi talent ajanslar tarafından yönetilir. Adam da bunların başındaki adam. Yetenek ajansı. Yetenek bir ajansı. şey farklı alanlarda. Sporcular da var, yönetmenler de var. Görüntü yönetmenleri de var. Zaten sen önce bir projen varsa ona gidiyorsun. Türkiye'de bu yok şu anda. Hala mı yok? Kesinlikle yok. Oyuncular var sadece. Hmm. Oyuncular da individuallarla. Yani Türkiye'de manager olmakla agent olmak arasındaki kavram birbirine blend etmiş durumda. Tam bir karışıklık var hmm. Türkiye'de. Orada bunlar çok net. Az önce konuştuğumuz mesele gibi. evet ajan. Ya ajan hmm. olmak çok ayrı şeyler. Ajan senin randevunla, röportajınla ilgilenmez. Evet, o evet. seni satar. <laughs> Menajerin senin schedule'ınla ilgilenir. Ben Tom Hanks'ın sitesini yaptım. Boardlarda sundum gene. Dediler ki hemen bunu yapalım. Yani çok da dertleri değil aslında. Bir tanesi ilerleyelim. Ne kadar sürede programlarsınız? Dedim ki yani Avusturya'da flash program yapan iki arkadaşım var. Onlara dedim hemen gönderirim yaptırırım bilmem falan bir haftada gerçekten de dört gün sonra geçici bir linkte live bir şey vardı. O zaman Flash diye bir program vardı, onda yapılırdı her şey. Bir anda mesela Tom Hanks'in bir çalışan bir web sitesini onlara gönderdim, sundum. Dediler ki harika. Ne zaman domaini alabiliriz? Ve hemen oldu bu iş. Yani Tom Hanks'in ilk official web sitesini ben yaptım. Dediler ki on tane daha var. Brad Pitt, Angelina Jolie, Elizabeth Shue, Angelica Houston, Kirk Douglas. Rob Lowe, hepsi çok o dönemlerin iyi isimleri. Bunların web sitesi de 10 tane daha yapabilir misin? dedim ki yaparım ama bu başka bir şey artık. Yani bir tane yapmak ayrı. Bu arada para falan da konuşulmuyor ha. Yani bu kadar tatlı bir durum olamaz. Ben Tony'ye gittim. Dedim ki Tony dedim Carmel'deki yemekte yani yanımda oturan beyefendi vardı ya senin arkadaşın. Hmm. Böyle böyle bir durum oldu. Dedik benim arkadaşım değil dedi. Ben de o gün onunla tanıştım. Dedi. Ben bilmiyordum o arkadaş sen diyordum onları. Ne oldu İşte işte dedim böyle böyle web sitesi falan 10 tane daha harika dedi. Hemen iş Hemen kurum. dedi böyle bir division açalım. Sen dedi şirkete ortak ol dedi. Zaten senin maaşın çok yükseldi. Böylece sen de hani bütün parçası ol. Kazançtan para al. Hmm. Yani bu zaten Amerika'daki sistemlerden evet. birisidir. Yani özellikle avukatlık ve doktorlukta 10 tane soy isimden oluşan şirket vardır. <laughs> Hep onları attach ederler ve o büyür. Ben dedim ki harika. Zaten 2 yıl olmuş ve belli bir yere de geldi bütün istediğimiz işler. Kendi division'ımı da kurabilirim ben. Digital bölümünü kuracağım. Bir bölüm kuruyorsun. Evet. Ve... Orada hemen işte o Avusturya'daki arkadaşlarımı buraya transfer ettik Los Angeles'a. Onlar da şu anda Los Angeles'ta iyi bir coding firması oldular. Ondan sonra işte metin yazarları, grafikerler, şunlar bunlarla böyle bir küçük bir 5-6 kişilik bir grup oluşturdum. Ve biz o 10 taneyi yaptık. Peşinden bir 10 tane daha yaptık. Tony dedi yani partner olursun, ortak olursun ve 2 ay içerisinde hallederiz bunları. 2 ay geçti. Biz böyle faturalar gidiyor, ödeniyor bilmem ne gayet güzel ve o bölüm büyüyecek belli ki. Onların da amacı şu bütün ellerindeki talentlara web sitesi yapıp bunların hepsini celebritysites.com altında toplayıp oranın tıklanması ya da şirketi halka açıp satma meselesi. Hmm. Yani o alanın en major şirketi olacaklar. Şimdi bunu yaparken doğal olarak da işte büyüyecek. Ben Tony'ye gidelim ki artık hani başlatalım ortaklık meselesini. Tony dedi ki Kid dedi bu şirketin de saniye Advertising ve Sinegrade Advertising kalacak. Ben dedi fikrimi değiştirdim dedim ki yani Tony bu iş böyle olmaz. Bir şeye söz verdiysen onu yaparsın. Ve dedim hani ben bundan çok rahatsız olurum. Bu benim önemli bir motivasyonum da. Ben dedim ayrılmak istiyorum. Emin misin dedi. Evet dedim. Okey dedi. Ve ben ayrıldım iki buçuk yıllık Sony Advertising döneminden. Zaten tek birisi için çalıştığım dönem o dönemdi hayatımda. Ayrılırken Tony bir parti düzenledi. 60 kişi bir odaya. Şampanyalar falan orada bana sürpriz parti. Vaa işte Emrah ayrılıyor. Aynı şeyi yıllar önce ben de yaptım. Onu tebrik ederiz. Kendi yolunda ona başarılar dileriz. Ayrıca Emrah bize söz veriyor. Bundan sonra hiçbir müşterimizde bir yıl boyunca çalışmayacak. Ben yani onore oldum ama ben böyle bir söz vermedim. Bir anda hani böyle bir... Halkın önünde bir onay. Aynen böyle bir söz vermedim ama dedim yani Söz veririm sana dedim. Bir şey imzalamam. Ama bir yıl boyunca hiçbir müşterine çalışmayacağım. Ama söz veriyorum dedim. Ama dedim bir şey imzalamam. Gerçekten de sözümde durdum. Ayrıldım. Kendi şirketimi açtım. Ve o süre içerisinde zaten Türkiye'de de yeni yeni tanınmaya başlamıştım. Böyle bir takım röportajlar falan vardı. Vizyon Tele Tuğba'yı yapmıştık o zaman Yılmaz'da. Hmm. Peşinden Cem Yılmaz'da, Gora, Arog bilmem ne o dönemler başlamıştı. Güzel projelerle çalışıyorduk. Peşinden de bir takım independent filmler vardı. Amerika'da dedim. Onlarla birlikte o bir yılı ben geçiririm. Bir de kendi altyapımı şey yaparım diye düşünüyordum. Böyle bir 8. ayında falanım ben bunun. Bu arada arkadaşlıklarım da devam ediyor tabii stüdyodaki insanlarla. Yemeklere çıkıyoruz falan filan. Bir gün içeriye bir polis girdi. Kurduğum şirketin kapısından içeriye. Bana bir dosya uzattı. Dedi ki Mr. Sainiger sizi dava ediyor dedi. Bir açtım kağıtları. Şirket sırlarını çalmak şirket materyalini çalmak, müşterilerini çalmak üzerinden beni 2 milyon dolara dava ediyor. Yani 2 milyon dolar o yıllarda falan hani ve ben perişan oldum. Yani hemen böyle o bir anda babaanneme gönderileceğim hisleriyle aynı hisler içerisindeyim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki yani benim ne işim var burada ben Türkiye'ye geri dönerim. Yani bu kadar böyle bir demoralize olabileceğim bir şey olamaz. Hmm. Hemen bir avukat tuttum. Baktı adam dedi ki yani dedi buradaki amaç dedi. Bundan hiçbirisi savunulabilecek bir şey değil. Kaliforniya dedi zaten serbest ticaret eyaleti dedi. Burada böyle bir şeyi kimseye yapamazsınız dedi onun amacı sizi demoralize etmek, paranızı almak çünkü bana para ödeyeceksiniz dedi avukat evet. ve demoralize etmek sizi dedi. Özellikle bunu 8. aydan sonra yapıyor ki moraliniz bozulsun diye dedi. Sindirmek istiyor. Aynen. Bu yetmezmiş gibi bizim önemli bir sektör dergimiz vardır. Hollywood Reporter diye. Bir Variety vardır, bir Hollywood Reporter Hı -hı. vardır. Orada bir e, haber. Mr. Signer işte Signer Advertising dava ediyor Emrah Hüceli diye. Yani bu tam bir rezalet. De, sebeplerini de yazmışlar. O da ben sanki yani bir şey çalmışım gibi. Bu tabii bende böyle iyice bir moral bozukluğu falan falan hiç unutmuyorum. Çok sıkıntılı dönem yaşadım. Saçımın arkasında böyle böyle saçlarım dökülmeye başladı, böyle yuvarlak yuvarlak vücudumda falan. O kadar moralim bozuk şey vaziyette hissediyorum. Çok iyi bir şey yaşadım. Şimdi hani o yin yang şimdi de kötüsünü yaşıyorum böyle. O kadar iyiyken bir anda kötü oldu falan filan. Bunu da böyle fark ettim ki böyle artık o sürenin de sonuna gelmişiz. Biz mediation diye bir şey var Amerika'da. Yani iki taraf bir araya geliyor. Bir emekli ya da avukat arab bulucu gibi bravo, konuşuyor bravo. değil mi ha, o sizi dinliyor biz bunları ona razı ettik ve mediation'a gittik bir gece saat 8'de başladık emekli bir yargıç önce onları dinledi sonra biz dinledi, sonra onları dinledi sonra geri geldi önce durumu analiz etti dedi ki yani hiçbir şey yanlış yapmamışsınız sıkıntınız yok ama dedi Sainiger oğlunu kaybetmiş bir baba gibi hissediyor dedi ve onun duygusal olarak sizi cezalandıracağı yani bu işi kazanması lazım onun dedi. Bunun için de her şeyi yapacak dedi. Burada tamamen duygusal bir motivasyon var dedi. Hem ki çok güzel de 2 milyon dolar yani bir öyle bir param yok. İki böyle param olsa da vermem yani. yani sonuçta burada bir haksız bir şey var. Sen haklı olduğumu söylüyorsun. Bunun için yok mu adalet? Bir hırsızlıkla suçlanıyorsun Aynen. aslında senin alanında. Ondan sonra o dedi sembolik bir rakam dedi. Ben dedi müsaadenle pazarlığa başlayayım dedi. Git gellerle bilmem nelerle ben iki yıl içerisinde 20 bin doları. <laughs> ben dedim ki uzatmaya gerek yok hemen verelim. İkimiz de birbirimizi dava etmeyeceğimize dair kağıtları imzaladık. O anda gece saat 10'du. Downtown Los Angeles'ta bir gökdelenin 22. katında bu bitti. Ben inanılmaz rahatladım. Çıkmadan önce bir dedim ki tuvalete gireyim. Gittim ördekteyim. Tony de sanki yer yokmuş gibi o da aynı şeyi yapacak. O da geldi yanımdaki ördeğe. Yan yana ikimiz çişimizi <laughs> yapıyoruz. Bana baktı dedi ki Emrah dedi seni çok seviyorum biliyorsun değil mi dedi. Dedim ki ya Tony I don't know what kind of love is this dedim. Yani böyle hmm. bir ne demek bu yani seni çok seviyorum. Nasıl bir sevgi. Kurumsal Amerika'ya hoş geldin dedi. Ben ki yani ya hani bana ders mi hani. Bitti. Oh. Çünkü <laughs> 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 hiç. Sonra ayrıldım yani oradan ve Hollywood Reporter'da ikinci bir haber çıktı. Hani artık bu düzenlendi işte anlaşmaya vardı taraflar falan filan Yani orada da bir şey oldu. Ve ben artık önüm açık istediğimle çalışabilirim noktasındayım. Artık hazırlık yapacağım. Bir gün bir telefon. Dediler ki Max'ten arıyoruz. Harvey Weinstein benle konuşmak istiyor. Bob değil Harvey. Harvey aç dedi ki onun bir konuşma şekli vardır. Nefes alışı falan böyle küçük bir domuz yavrusudur o da. Dedi ki biz her zaman nefret ettik ondan. Davayı da izliyorduk. Tebrik ederim sana ilk projeni vermek istiyoruz dedi. <laughs> Proje nedir dedim? Frida. Aa, ödüllü hem de. Hayek'in hmm. Frida'sı daha yeni çekilmiş. Biz dedi senle çalışmak istiyoruz. Tabii ki dedim gittim. İlk Harvey ile o zaman tanıştık. Ve ondan sonra Miramax benim en iyi müşterilerimden bir tanesi oldu. Yani bütün o Cider House Rules, işte Kill Bill'ler bilmem ne hep o dönemlerde çalıştığımız projelerdi. İlginç bir konu var. Siz bazen iki ajans, üç ajans bir projenin üzerinde çalışırken sonuna doğru geldiğinizde o projeyle ilgili yasal hakların ve artwork'lerin tümünü stüdyo kendisine alır. Evet. Aynısını avatar da yaptı. Evet. Çünkü orada merchandise dediğimiz bundan dolayı çıkan uzayan diğer parçalar var ya evet. atıyorum işte kulaklığın üzerine avatar yazmak, bilmem ne üzerine kill bill yazmak falan gibi bütün onlarla ilgili hakları korumak için stüdyo işi kendi içinde bitirir. Siz çalışırsınız, çalışırsınız bir yere getirirsiniz. Sonra layer'lı dosyalarınızı oraya verirsiniz. Hı. Ondan sonra onlar onu bitirmiş sayılırlar. Kill Bill'de de benzer bir yol oldu. Mesela biz orada bütün çalıştığımız dosyaları teslim ettik ve kapandı. Baktığın zaman sana onun legal hakkını vermiyor böylece. Çünkü sen yarın öbür gün bunu ben yaptım bundan para istiyorum diye geri dönme Hiç diye. Hiçbir yasal hakkın evet. olmuyor. Aynen kesiyor sende bu. Bu Hollywood'un acımasız taraflarından bir tanesidir. O yüzden yasa olarak sen onu koyamazsın. Mesela benim eski projelerimde daha çok o yüzden imza atma şansım olmuştur yeni projelerin çoğunda sen legal olarak bununla ilgili hiçbir şeyi web sitene de koyamazsın. Ödül de mi alamıyorsun? Ödül alabilirsin tabii hmm. ki. Eğer ödül Ama yani, evet. tabii. Ama ödülü de zaten stüdyo ile beraber alırsın. Seni de yalnız bırakmazlar. <laughs> Neyse şimdi böyle bir ilginç bir süreç oldu ve biz Miramax'da çalışmalarız. Oradan zaten sonra işler büyüdü. Dijital platformlar, streaming business'lar açılınca birazcık bizim Hollywood'da yaptığımız işin şekli de değişmeye başladı. İşte tam burada yaptığın işi bize tam anlamıyla anlatsana. Tasarımcı olma meselesi meraklı olmakla çok yan yana gidiyor. Yani bir şeyi tasarlamaya başladığınız zaman doğal olarak onun içerisindeki dengeyi, onun içerisindeki formülü anlamaya çalışma durumunu siz içselleştiren insan olmaya başlıyorsunuz. Bunu gerçekten sadece görsel alanda değil de hayatınızda bir yaşama biçimine dönüştürdüğünüz zamanda baya problemli bir insan haline dönüşüyorsunuz. Benimki birazcık galiba bu iş ve o öyle bir noktaya geliyor ki gerçekten o meraklı ve o formülü kurcalayan adam olma durumu ister istemez de sizde yaptığınız işin başka bir şeye dönüşmesine sebep oluyor. Ne demek istiyorum bunda? Mesela bir yerde bir kokteyl içiyorsunuz. Onun içindekinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Bu benim istediğim şekilde nasıl olurduyu algılamaya çalışıyorsun. Bir markaya bakıyorsun diyelim. Onun yazı karakterinin nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorsun. Neden böyle yapıldığını düşünmeye başlıyorsun. Şu anda arkanızda mesela Storytel'in güzel bir logosu ve yazı karakteri var. Mesela onu sorguluyorsun ve bu, bu duvara doğru mu asılmış biraz eğrilik var diyorsun kafanda mesela. Ya da oturduğun sandalyenin ayaklarının nasıl konumlandırdığı ve sen bunu bir restoranın içerisindeki bir circulation architecture'ın içerisinde giderken o ayakların oraya sürtüneceğini düşünüyorsun ya da gözlemliyorsun. Bütün bu meraklı olma meselesi aslında tasarımcı olma bence. Hmm. Ve doğal olarak da yaptığın işte bu her yere ilerliyor ve devam ediyor. Ve ister istemez de sen artık sadece görsel tasarımcı olmuyorsun bir süre sonra. Bütün bunları seni işe alan insanlar için sorgulayan insan olmaya başlıyorsun. Bu sefer yemek konusunda da bir fikrin oluyor ya da illa iyi bir fikrin olmasa bile en azından onun sorgulanmasını konuşulmasını sağlayan insan oluyorsun. Bu yüzden tasarımcıyım evet ama bunun içerisinde daha çok pek çok markanın gibi ki bazen kişi de olabilir. Bunların nasıl olması gerektiğiyle ilgili strüktürel düşünen insan olmaya başlıyorsun. Hıh. Hmm. Herhalde bir de bir benim tersine işi... mühendislik gibi. Aynen. Bravo. Böyle bir noktaya geldim diyeyim. Yani ben aslında tasarımcı olarak eğitimim grafik tasarım eğitimidir ama birazcık böyle bu sorgulama ve meraklı olma meselesinden dolayı da farklı bir yerlere doğru ilerledi bütün kariyerim boyunca. Şimdi bir şirketin var. Hatta birkaç şirketin birden var. Birkaç yapın var değil mi? Onlardan da bahsetsene. Evet. Bir kere Dreamogram adında bir sinema reklamcılığı şirketim var. Bu şirket 20-25 yıldır benim bütün bu Hollywood'da yaptığım projelerin bir sonucu haline gelen bir şirket. Bu tecrübe hala devam ediyor. Dreamogram aslında sinema reklamcılığı işi. Aslında bakarsanız diğer şirketim olan I Mean It'ten çok da farklı bir iş yapmıyor. Bunu sadece kimin için yaptığın meselesi değişiyor. Bir tanesinde bunu satılması gereken burada satılmak, izlemek anlamında söylüyorum. Bir filmin, bir dizinin stratejisini oluşturmak, hangi yollardan bunun daha çok izleyiciye ulaşabileceğinin yapısını kurmakken diğerinde bu bir şirket, bu bir hareket ya da bu bir şahıs da olabiliyor. Biz o anlamda kendimizi brandingde daha çok mesela Young ekolüne ait hissederiz. Ne demek o? Bütün bu archetypal thinking var ya, Carl Young'un özellikle bu arketipler oluşturarak, Hı -hı. bu aslında Hollywood'un temel üzerinde durduğu yapıdır. Siz bir filmin içerisinde hem izleyicinin kendisini o karakterlerden hangisinin yerine koyacağı, hem o karakterin aslında bu archetypal real'ın içerisinde nerede oturduğu meselesini iyi çözmek gerekiyor Hollywood işlerinde ve siz markalaşmanızı da bunun üzerine kuruyorsunuz. Karşıdaki insan da kendisini o filmde birisiyle özdeşleştirirken bu özdeşleştirme hikayesi içerisinde onu sizin baştan çok iyi stratejik olarak tanımlamanız gerekiyor. Bu bizim yaklaşık 25 yıldır hep Hollywood'da yaptığımız iş olduğu için aynısını aslında şirketlere ya da şahıslara uygulamak aynı şey. Diyelim ki Indiana Jones aslında bir aksiyon figürüdür. Elinde işte kırbacıyla dünyanın bir sürü yerinde dolaşan. Bunun mesela hiç beklemediğiniz bir brand tension'ı vardır. O da nedir? Adam aslında akademisyendir. Yani bir akademisyenden elinde kırbacıyla, silahıyla gidip bir şey yapmasını beklemezsiniz. Öyle bir adamın da bir akademisyen olmasını beklemezsiniz. Ama orada yaratılan farklı uçlar Tam anlamıyla bunun brand tension'ını oluşturuyor ve bu yüzden o karakter sizin aklınızda kalıyor ve seviyorsunuz. Zıttıklarıyla. Şimdi bu bir formül aslında Hollywood. Bir başka örnek mesela Bond'dan bahsedelim. Aslında Bond bayağı katil değil mi? Yani hükümet adına. Bunu demek istemedim. Cinayet işleyen için. adam bu yani şaka maka değil. Yani bizde bunun karşılığı var direkt Abdullah Çatlı. Hmm, ya Bond. Şimdi ama Bond'u niye seviyoruz? Çünkü onun çok güzel bir brand tensionı var. Nedir? Gustosu var. <laughs> karizmatik. International man. Bütün o gustosuyla, karizmasıyla, her şeyin iyisini biliyor olmasıyla, hayatın tadını çıkarıyor olmasıyla, arabalarıyla, karşı cinsle olan ilişkileriyle falan böyle inanılmaz karizmatik bir şey çözüyor. Şimdi Abdullah Çatlı dediğiniz zaman bir anda ...onla o bir mi? Tabii ki değil. Bu o zıtlık onu bir yere getiriyor, beğenir hale getirtiyor sizi gibi. Bu bir formül yani bu archetypal will dediğimiz o şeyin içerisinde bunları bir yerlere koyup zıtlıklarıyla falan tanımlama meselesi. Şimdi bunun aynısı doğal olarak şirketlerde de var. Yani örnek vereyim mesela bir ürünün çok tasarım olduğu zaman doğal olarak pahalı olmasını beklersiniz. Çünkü onun üzerine kafa yorulmuştur detayları incelikleri bilmem ne. Ama o ürünü hem tasarım hem de ucuz olduğunu gördüğünüz Firma neresi? Ikea. Şimdi o bir zıtlık üzerine kurulmuş bir stratejisi var. Biz tasarım ürünler yaratacağız ama bunu ulaşılabilir yapacağız. Bu mesela bence çok önemli bir strateji bir şirket için. Ve doğal olarak da siz bu zıtlık üzerinden gidiyorsunuz ve gerçekten onun karakteri olarak tanımlıyorsunuz. Bundan sonra da söyleyeceğiniz her marka sözünde bunun üzerinden devam ediyorsunuz gibi. Şimdi bizim yaptığımız işte de baktığınız zaman stratejinin oluşturulması başta en değerli şey. Bunu Hollywood filmleri içinde yapıyoruz. Yani benim kariyerimdeki tasarım olarak çok beğendiğim bir iş değildir ama doğal olarak hep öne çıkan işlerden bir tanesi Avatar'dır. Orada Avatar dememeye çalışıyorum çünkü o konuda çok eleştiri alıyorum. Ama Avatar'da şöyle bir pozisyonlanma var. Bize bu film ilk geldiğinde bundan yıllar önce 12 yıl boyunca James Cameron hiçbir film çekmemişti. Titanic en büyük box office'ti. Şimdi 12 yıl sonra adamın teknolojiyi de develop edecek şekilde yatırım yapıp bu filmi tekrar getirip de yapıyor olması çok büyük bir olaydı. Ve biz bunun için seçilen Amerika'da Los Angeles'taki 3 ajanstan bir tanesiydik. Bu proje üzerinde 2 yıl çalışmak üzere. Ve bu bizim için çok büyük bir onurdu yani. O 3 yıl boyunca çalışma daha film çekilmemiş senaryo var elde. Yani alfabeden falan bahsediliyor. Böyle Wilmington'a gittik biz oralarda. Bütün filmin çekileceği, teknoloji anlatıldı falan. Önümüzde net olarak şöyle bir şey var. Bu filmi nasıl satacağız? A. Bu film romantik bir film olabilir. Neden? Titanic'tekinin aslında aynı formülü var Avatar'da da. Nedir o formül? Birbirinden farklı iki dünyada iki farklı karakter var. Titanic'te neydi bu? Üst kamerayla alt kamera. Bu iki klasın bir araya gelip de birbirine aşık olması, üstelik de bunun trajik bir ortamda oluyor olması muazzam bir Shakespeare platformu değil mi? Zıtlıklar yaratıyorsun. Ne olursa olsun sonuç kötü olacak diyorsun. Tipik tragedya formülüdür. Ve bu tragedya hikayesini sen nerede tekrarlarsan başarılı olur zaten. Aynı şey Avatar için de geçerli. Orada da sanal dünya olmasına rağmen birisi 3 metre boyunda, birisi 1.70 boyunda iki tane karakteri sen bir araya koyuyorsun. Bunların aşkından bahsediyorsun. Ve bu aşkın olabilmesi, kafa olarak da birbirinden ayrı iki dünyanın bir araya gelebilmesi aynı hikayenin tekrarı. Titanic ile Avatar arasındaki benzerlik. Doğal olarak bunu bir aşk hikayesi olarak satmak birinci stratejik karardı. İkincisi 12 yıldan beri bir yönetmenin bir teknolojinin gelişmesini beklemesi ve ondan sonra bunu böyle bir ikonik bir şeyle satmak ikinci yoldu. Üçüncüsü tabii ki en çok satabilecek olan action adventure'dı. Doğal olarak Hollywood Film Stüdyosu da üçüncüsünü seçti ve o yolda ilerlendi. Ama öte taraftan mesela bunu net olarak konuştuğumuzda özellikle benim yaptığım bir afiş vardı. Böyle bir el Wood Sprite'lar vardı <laughs> ya böyle <Hatırlıyorum>. bu romantik <laughs> oldukları anda ortaya çıkan o örümceksi böyle güzel şeyler. Mesela James Cameron onu özellikle çok beğendi ve sonradan bütün bu box office kalabalığı bittikten sonra filmin dijital ikonu olarak onu hep kullanmak istedi. Bu bana mesela ayrıca gurur verir çünkü bence de filmin esas duygusal kısmını anlatan en iyi ikonlardan. Bir tanesiydi o. Benim afişimde o tanımlanmış oldu. Şimdi ne demek istiyorum? Afiş gibi gözükse bile aslında birbirinden farklı bu yolların neler olacağını tespit etmek, bunu archetypal olarak tanımlamak, ondan sonra bunun içerisindeki bütün sloganını koymak. Mesela nobody can hear you scream diyor mesela Alien'da. Diyor ki sizi uzayda kimse duyamaz diyor. Yani ne kadar çığlık atarsan muazzam bir slogan sana vaat ettiği şeylerin derinliğini düşün ama altına tagline yazıyorsun. Mesela 12 yıllık beklemeden sonra James Cameron'ın yeni filmi diyorsun gibi. Bunların hepsi izleyiciye fikir veren önemli yazılar. Biz buna verbal branding yani sözel markalaşma diyoruz. Şimdi aynı şeyi kurumsal dünyaya çekiyorum. Hollywood'da anlattığımı. Biz genelde yaptığımız işi şey hep böyle bir X ve Y ekseniyle tanımlarız. X ekseninde önce strateji var. Dataların toplanması verilerin toplanması, onların net bir şekilde sınıflandırılması. Mesela bizim en çok yaptığımız işlerden bir tanesi şehir ve ülke markalaşması. Burada diyorsun ki mesela mitolojik figürler, mimari figürler, ünlüler, gastronomik figürler, işte flora fauna figürleri gibi bu dataları, bu değerleri bir yere koyuyorsun. Sonra bunları zaten topladığın zaman bir harita çıkıyor önüne. O haritadaki parçaları birleştirince daha da anlamlanmaya başlıyor ve bir anda o anlamlanmadan bir strateji sözü oluşuyor. Sonra o stratejinin hemen peşinden bunun why, how, what'ını tanımlıyorsun. Hani bu iş neden yapılıyor, nasıl yapılıyor, nerede yapılıyor, neden yapılıyor tanımlıyorsun. Sonra aşağı doğru gidiyorsun, sözel markalaşma. Orada bu sefer bunun hangi sözde satılacağını tanımlıyorsun, mesajını tanımlıyorsun. Bu slogan, tagline bunlardan tanımlı olan birkaç tanesi ama mottosu bir şirketin. Ya da o şirketin ya da o filmin ya da o kişinin kimlere ne söyleyeceği. Atıyorum Bursa projesini yaparken diyoruz ki Bursa Batılılara ne der? Kendi vatandaşlarına ve emeklilerine ne der? Bursa Orta Doğululara ne der? Uzak Doğululara ne der? Bunların her birinin söyleyeceği o değerler haritasında oluşturduğun dataları topluyorsun. Onları tanımlamaya başlıyorsun. Sonra bütün bunlardan bir kitapçık oluşturuyorsun. Ve o kitapçıkta diyorsun ki bunlar senin konuşma konuların. Ama Avatar'da da mesela ya da ne bileyim bir şahıstan bahsediyorsan onun değerlerini tanımlıyorsun. Bunları kümelendiriyorsun. Onlardan bir verbal branding oluşturuyorsun. Ve bunun çeşitli şeyleri var. Dediğim gibi mottoları, kimlerle ne konuşman gerektiği sloganları, tagline'ları falan filan gibi. Şimdi birincisi verbal branding. ikincisi görsel markalaşması. Yani ben senle ilgili bir söz geçtiği anda aklıma gelecek renk ne olacak? Aklıma gelecek tipografi ne olacak? Aklıma gelecek motifler ne olacak? Bunların tümünün tasarlanması. Yani ne demek istiyorum? Türk Hava Yolları dediğim zaman benim aklıma gelecek olan renk bütünlüğü ne olmalı? Tipografi nasıl olmalı? Oradaki motifler nasıl olmalı? Şimdi bu o kadar önemli ki bir anda sizin aklınızda başarılı şirketlerin gerçekten ya da filmlerin sende bıraktığı bir renk var. Mesela biz o yüzden key art diyoruz. Anahtar görsel diyoruz film afişleri tasarlarken. Yani gözünü kapattığın zaman ben mesela bir Godfather desem bir anda aklınıza bir görsel geliyor değil mi? Key art dediğim bir kavram var. Biraz onu anlatabilirsin. Key art ödülü aldım bildiğim kadarıyla. Şimdi key art dediğin hikaye aslında gözünü kapattığın zaman aklında kalan görsel meselesi. Hı hı. Anahtar görsel. Bunu dediğim gibi sadece sinema reklamcılığı için düşünmeyelim. Bu aslında atıyorum herhangi bir şirket için de olabilir. Aklında kalan o bir görsel izlenim meselesi. Aynısı verbal branding'de de var. Yani sözel şeyde de var. Emrah Yücel deyince aklına Hollywood posterleri tasarlayan Türk çocuk sözünün evet, kalması evet. gibi. Yani bir şey kalıyor orada. O kalının ne olduğu meselesi. Anahtar söz, anahtar görsel. Araştırma motoruna yazdığın ilk şey. ilk görsel. İnşallah iyi bir şey çıkıyordur. <laughs> tabii tabii. Genellikle Türkiye'de evli mi çıkıyor? <laughs> ya bu çok ciddi bir problem. Yani tartışmasız. Yani benim çok sevdiğim bir arkadaşım Serdar Bilgili der ki yani ben... ...akaretler projesi yaptım, Galataport yaptım... ...New York'ta yaptığım projeler... ...şehir markalaşması ve şehir planlaması... ...konusunda dev projeler yaptım... ...ama Beşiktaş Başkanı olmaktan kurtulamadım... ...diyor yani. <laughs> Beşiktaş Başkanı olmak... ...kötü bir şey değil, çok gurur verici bir şey tabii ama... Yani sadece istemeyen sadece anlamak. o yani... Evet. ...hoş geldiniz başkan... Evet. ...diyor yani herkes. Şimdi onun gibi bu bir artık sende kalıyor... ...ve senin onu manage etmen lazım. Hı, tabii. Onu manage etmek için de işte itibar... ...markalaşması dediğimiz işi de yapıyoruz biz. O zaman ne yapıyoruz? O insanla ilgili dışarıdaki algının nasıl oluşması gerektiğiyle ilgili bir yönetim planı çıkartıyorsun. Peki hemen burada birkaç soru soracağım. Ben geldim Nile örnek olarak bir geçmişim de var zaten bu işleri yapıyorum diyorum. Bir itibar zedelenmesi yaşamadığımı düşünelim. Allah korusun <laughs> hani Türkiye'de her gün her şey olabilir. Tabii ki. Daha zedelenmeden geldim mesela. Çünkü insanlar itibarları zedelendiğinde ya da kuşkuya düştüklerinde daha çok böyle şeylere ihtiyaç duyabilirler Aynen. ya aslında belki önceden de gelmeleri lazım ama yaptığımız işlere göre atıyorum bir siyasetçi olursun ya da işte ünlüsün bütün o ünlülüğünü idare etmek için de bir şöhretsen bir yeteneksen bütün bunlar için de gerekebilir nasıl duruyorsun nelere bakmalısın sen diyorsun ya Türkiye'de bu işler çok karışık menajerlikle ajanlık bunları tartmaya çalışıyor yapmaya çalışıyor ya da işte üstün körü gidiyor Ahmet San'la da bunları çok konuştuk hakikaten bunlar burada bir mesele ben sana geldim. Diyorum ki Emrah Bey bir görüşelim. İşte benim geçmişim böyle. Çok güzel arşivle bir takım yazılarım olabilir, yaptığım işler olabilir. Hepsini sana verdim. Ondan sonra nasıl bir çalışma başlıyor arkadan? Sizin ekip ne yapıyor? Şimdi bunu Şahıs için, olabileceği için şirket için de düşünebiliriz. Film için de düşünebiliriz. Tamam. Nasıl olunur için de düşünelim mesela Aynen. burada. Şimdi Benim burada, için de düşünelim. Şimdi bu bir şirketse ya da bir şahıssa bize verdiğiniz o bütün röportajlar dışında biz bir kere hemen... Kendi araştırmamızı e, yapıyorsunuz. Rakip Rakı. analizi yapıyoruz. Aa. Şimdi benzer formatta çalışan hangi şirketler var? Rakipleriniz kimler? Hmm. Rakibiniz olmasa bile yurt dışındaki karşılıklarınız kimler? Bir kere bunu yapıyoruz. İki stakeholder dediğimiz insanlarla interview yapıyoruz. Yani o işin parçası olan insanlarla atıyorum bu kaydı yapan içerideki arkadaşla konuşuyoruz. Sizinle, eşinizle ya da o şirketin içerisindeki yönetici levelındakilerle ya da diğer bir takım şeylerle, için içerisinde belki de oraya giren stajyerle dataları topluyoruz. Sonra bütün bunların hepsinden aslında o şirketin mesela ülkedeki algısıyla ilgili yani bu arada tabii bir sürü araştırma şirketiyle de çalışıyoruz. Bütün bunların hepsinden çıkan dataları tıpkı Tweet Cloud var ya Evet. Onun gibi cloud'lar oluşturuyoruz. O bulut, bulut içerisinde bazı sözcükler kelimeler var. büyük var. Bazıları büyük öne gözüküyor. çıkıyor, tekrarlanan evet. kelimeler. Hmm. Şimdi bak örnek vereyim mesela net olarak. Mesela İzmir için, biz İzmir'in şehir markalaşmasını yaptık yıllar önce, Expo adaylığı döneminde. Şimdi İzmir için böyle bir harita hazırlıyorsun, bir takım isimler çıkıyor. Meltem, Cumbul, atıyorum Boyoz, Efes. Kordon. Tabii, bütün bunların hepsini sen bu sefer gruplara bölmeye başlıyorsun. Diyoruz ünlüler. Mitolojik figürler, lokasyonlar, ruhani figürler bilmem ne. Bütün bunları gördüğün zaman bir anda bakıyorsun diyorsun ki ya bir dakika kardeşim bu şehirde çok acayip bir durum var. Şimdi Meltem Cumbul'un karakterine bakıyorsun. Golden Globe'lardaki ilk Türk mesela. Mesela bir bakıyorsun Yılmaz Özdil çıkıyor. Şimdi Yılmaz Özdil'in Meltem Cumbul'un karakter yapıları Sezen Aksu değil mi? Onların yapılarının getirdiği diğer sanatçılardan farklı bir durum var. Şimdi bunlarda bir öncülük ...bir farklılık durumu var. E ilk bira fabrikası, ilk rakı fabrikası, ilk futbol takımı... ...ilk iktisat kongresi, ilk markalaşan şehir... ...ilk expo'ya aday olan şehir, ilk bilmem ne... ...ilk hastane, ilk hayvanat bahçesi... E ...bütün bunlar bu o kadar bahçesi. ilk var ki... ...zaten bu şehre herkes gavur diyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunların hepsinden baktığın zaman... ...bu şehrin genius lokayı ya da nasıl olurun ana fikri ya da o şirketin ya da o filmin ana satılacak olan ideası ne oluyor Bir sözcük oluyor. İzmir için diyorsun ki öncülerin şehri. Bunu avangard. Ya <laughs> yeah, yani pioneer city of Turkey diyorsun. Nazar mesela. boncuklu Türkiye, bir şey var değil mi? Şimdi bütün o şeyden dolayı bu sefer sen o tanımladığın şeyle bu sefer mesajları demin söylediğim gibi yazmaya başlıyorsun. Hmm. Diyorsun ki İzmir'in gençlerine ve vatandaşlarına sen bu bilinci açıklamalısın. Bak sen öncüsün. Senin buna göre hareket etmen lazım ileride. Ve o yüzden korkma ve öncü ol mesajını tanımlıyorsun ve bunun işlenmesini sağlıyorsun. Şirketlerde ya da işte doğru bir governmental bir yaklaşım olsaydı oraya destek olmasını sağlıyorsun. Çünkü oradan Kaliforniya gibi innovation çıkıyor. Yurt dışından gelen şirketler yatırımlarını önce orada yapmak istiyor. Niye? Çünkü innovation'a açık daha insanların da yaşamak isteyeceği bir yer gibi falan oluyor. Bütün bunların hepsi kendiliğinden hem ekonomi alanında hem kültürel anlamda hem eğitim anlamında konumlanmaya başlıyor şehir. Şimdi Gaziantep ayrı bir şey. Bursa ayrı bir şey. Kocaeli çok ayrı bir şey. Her birisinin kendisine ait bizim genius loci dediğimiz lokasyonun bir ruhunu tanımlamaya başlıyoruz. Ben nasıl olunur yaparken her konuğa bunu yapıyorum. Şimdi e tabii, sen bravo. söylerken fark ya. ediyorum. <laughs> İşsiz kalırsam biraz geliştirmeyle i̇şte aynen, bir yerde kullanırsın. Bir, bir şey söyleyeyim. <laughs> yani bunun bir üst stepine mesela gelen adamı o archetypal çemberin içerisine tanımladığın zaman bir de onun zıttıklarını tanımladığın zaman zaten çok iyi anlıyorsun her şeyi. Tabii ben de şimdi birine bakarken bir rakiplerinden nelerle ayrılıyor? Ben bu insanı niye farklı görüyorum? Sonra da bütün bildiklerimi unutmaya çalışıyorum. Çünkü önyargılarımız da var insanlara karşı ve ben niye onu önemsiyorum? Benim için niye önemliyi buluyorum? Nile için, bu benim şahsi de yaptığım iş olduğu için herkes bu insanı şu açılardan önemli buluyor ve tanıyor olabilir. O hep o açılardan ön plana çıkmış olabilir. Ama ben ne için davet ettim? Bazı insanlar için başında bayağı açıklarım böyle. Hani evet tamam herkes bu tarafından tanıyor ama ben bu tarafını konuşmak istiyorum derim. Kelime yazarım. Mesela önümde kağıtlar var. Hiç soru yazmaz. Çok benziyor mesela çok, işte senin o bulut çok. sistemi. Çok. Yani bak daha detaylı bir örnek vereyim. Mesela Fatma Şahin AKP'li bir belediye başkanıdır Gaziantep'te. Gaziantep. Yıllardır başarıyla bir görevi yapar. Yıllardır da seçilmiş bir karakter. Şimdi biz Gaziantep'in şehir markalaşmasını yaparken Fatma Şahin'in hakikaten önümüzü açan bir bürokrat olduğunu net olarak gördük. Ve saygı duyduk ve güzel de bir ilişki oldu. Şimdi Fatma Şahin'e şöyle bir şey söyledik. Dedik ki ya kişisel olarak algıladığım sizin kişisel brandinginizde bir hata var. Fatma ne demek istiyorsunuz Emrah Bey dedi. Dedim ki siz dedim dahil olduğunuz siyasi partinin ve Türkiye'nin size getireceğini ve imparator arketaypı üzerinden giyiniyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Halbuki sizin üstlenmeniz gereken arketip bu değil. Çünkü bütün o AKP tayfasının bildiği bir imparator kimliği var. Bu kimliğin küçüklerini oluşturuyor herkes. Halbuki sizin yaptığınız çok değerli bir şey var. Kapsayıcı anne gibi böyle. Hmm. Sonuçta o şehrin siz hmm. aslında kapsayıcı bir ruhusunuz ve daha yumuşaksınız. Hmm. Siz bir kadınsınız. Bunun avantajını kullanın. Size bir örnek vereceğim. Yani siz orada mesela böyle sert değilsiniz. Yani renkleriniz de onlar değil. Sizin daha farklı renklerde kapsayıcı olmanız lazım. Daha duygusal yaklaşmanız lazım. Bu çok önemli bir kişisel özellik. Ve öylesiniz de bunu yansıtmıyorsunuz. Ama siyasi ortam size böyle davranmanız gerektiğini hissettirtiyor. Çünkü bir erkekle yarış da var orada. Bravo. Muhtemelen o yarış için o kimliği Bravo. bürünüyor. Dedim ki size bir örnek vereceğim. Bakın çok iyi anlayacaksınız. Sizin mahallenizde sizin yapmanız gereken işi yapan ve sizin... ...mahallenizi kullanan bir Hollywood ünlüsü var. Ve bahsettiğim karakter üzerine çalışıyor. Kim? Angelina Jolie. Aa. Beş kere Gaziantep'e geldi. Beş kere Gaziantep'e geldi. Bütün o Suriyeliler, göçmen hmm. şeyleri, hmm. beyazlarını giydi. Gitti onlarla konuşuyor. United Nations'daki pozisyonlanmasını... ...tamamen burada geçirdiği o fotoğrafçılarla gitti. Hmm. Yani orada bir şov dönüyor. Ve bu sizin mahallenizde dönüyor hazır markalaşmış var. Anlatabiliyor muyum <laughs> ne demek istediğimi? Yani bunu sizden çalıyor bu ve öyle yapıyor. Hmm. Yani hmm. bunu mesela sizin için terse döndürerek bir şey yapmak lazım. Yani bu aslında tabii tamamen bir sohbetti, sonradan bir şeye dönüşmüş bir şey değil ama hani o algıdan bahsediyorum senin konukların gibi. Her birisinin aslında tanıyınca eminim ki net olarak şunu da görüyorsun. Keşke şu yöne gitse. Keşke hmm. bu tarafa çevirse değil mi? <laughs> Bunu yapsa Tabii, diye bazen hissediyorsun. Bazen hissediyorum. Bazen onlar da bana söylüyorlar. Yani yayından sonra bana şöyle söyleyen çok insan oldu demeyeyim ama çok oldu. Hani 200 küsurundan yüzde kaçı öyledir o manada bilmiyorum çok mu değil mi diye. Ama çok insan şunu da söylemiştir. Yani benim nasıl olunur da tanındığım şekilde tanınmam gerekiyormuş ya da insanlar ne kadar çok geri dönüş yaptılar biz sizi o tarafınızda tanımıyorduk yani gerçek işte Emrah gerçek Nilay bu muymuş ya evet. biz o tarafıyla tanıyıp ön yargılarımızdan kurtulduk ya da sevdik bu tarafınızı da gördük ya da illaki sadece ondan sevmiyorlar ama bu çok güzel bir şey oluyor. Ben de diyorum ki ne kadar güzel dışarıdan izlemişim. Yani daha gelirken metroda işte bir hafta önce bırakılan sesli mesajı yeni dinledim. <laughs> mesela aynı böyle bir şey söylüyordu bana bir konu. Yani bu çok enteresan da geliyor bana. Kesinlikle. Hani gözlem şeyle ilgili Kesinlikle. bir şey değil mi? O? Yani aslında baktığın zaman mesela key art'a geri dönüyorum. Yani bu esas sözü bulmak. Wording yani anahtar Anahtar dili, anahtar bulmak. görseli, anahtar şey bulmak bir kısmı. Şimdi bu işin bir de mesela bizim ürettiğimiz işler nedir kısmında onları mesela tanımlayayım. Audiophonic branding yapıyoruz. Ya artık bir ses durumu da var. O kadar önemli ki bir şehrin, bir şirketin çünkü dijital Sesleri dünyada neler? artık hepsi bir arada sesi nedir meselesi o kadar önemli ki bir kere bir ses logosunun ya da soundscape'in akılda kalmasını sağlayacak en önemli şey onun tekrarlanmasıdır. ...ne kadar çok dinlersen o kadar tekrarlanır... Ama ...şehir özeline geldiği zaman... ...zaten bilinen bir melodiyi alıp... ...onun tümünü değil... ...bir kısmını kullanmak... odyofonik açıdan mesela doğal olarak... ...hatırlanma hissi yaratıyor... Hı hı. ...şimdi Bursa'yı yapıyoruz mesela... ...Bursa'nın ufak tefek taşları... Da ra 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 ...diyorsun mesela... ...başını da biliyor dinleyen adam... ...öbürü bitişini de biliyor... ...Çanakkale'de mesela... ...Çanakkale içinde bir aynalı... ...onu kullanıyorsun mesela... Onun sadece bir kısmını alıyorsun. Ya da Storytel diyorsan mesela onun okunuşundaki ritmi tekrarlıyorsun müzikte. Ve bu mesela çok önemli bir şey. İkinci en önemli işine mesela isim, naming. Bizim en çok yaptığımız işlerden bir tanesi. Bir örnek anlatayım. Dubai'den bir şirketle çalışıyoruz. Bir çay markası çıkartıyorlar Arap marketi için bir İngiliz-Tayvan ortak şirketi. Dediler ki bize Dubai'de çıkartılacağımız yeni işte çay markası. Bir araştırma yaptık Dubai'de. Bakın araştırmayı mutlaka yapmanız lazım. Körü körüne işe giremezsiniz. Çok ilginç bir şekilde yüzde 51 bile değil. 50'ye 50 Dubai'de çay alan insanlar ikiye ayrıldı. Bir tanesi diyor ki çay İngilizlerin işi. Ben İngiliz markası alırım. Ağırlıklı kadınlar. Ağırlıklı erkeklerin olduğu kısımda diyor ki bizim Arap çayı çok meşhurdur. Ben İngilizlere bu işi bırakmam. Arap çayı çok iyidir. Müşteriye dedik ki ne yapalım? Dediler ki o zaman iki marka çıkaralım. Şimdi İngiliz markasında işimiz kolay. Çünkü bildiğimiz bir kültür. 1970'lerde işten çekilmiş bir çay porselen firması varmış. Biltons diye. Sesini düşürdük. Zaten copyright'ı da serbestti. Bilton Tea. Niye Bilton? Hilton gibi. Lipton gibi. Bilton İngiliz quality bilmem ne çok güzel. Tipografisiyle, bütün görsel tasarım, packaging ile onu verdik. Şimdi Arap meselesine gelince. Şimdi ben Dubai'ye dört kere gittim ama. Dubai'nin ...kültürel background'ını bilmem ...dayandık chat GPT'ye. Dubai has an extensive culture... And... ...ya yalan chat GPT hep yazılandan aldığı için... ...yani kim kardeş dünyanın en güzel kadını zannedebilirsin... ...chat üzerinden hareket edersen. Dubai'nin öyle bir historisi falan yok. Ama anladığımızdan şöyle bir şey oldu... ...mimaride onların... ...böyle bir misafirlerin kabul edildiği... ...kapısının her zaman açık olduğu... ...bir bölüm var... Orada su, çay hatta yemek servisi yapılıyor. İçerideki mahreme girmiyor o insanlar. Hmm, o bölümün ismi orada hep çay verilen şey adı ne? Avlu gibi bir şey mi? Evet aynen avlu gibi bir şey ama kapalı. Meclis. Hmm, çok Ve güzel. Ve dedik ki meclis tea olsun ismi bunun. Çok güzel oturdu konsept mesela. Şimdi onun da bütün packaging'i bilmem nesi bitti. Yani naming meselesi o kadar önemli ki. Naming'in kötü olduğu bir sürü yerde de bu sefer onu sloganla destekliyorsun. Ya da tagline'la destekliyorsun. Ve bu sefer o markanın nasıl algılanması gerektiğiyle ilgili altyapıyı oluşturmaya başlıyoruz. Peşinden görsel tasarımı, kodları, motifleri, sosyal medyasında yer alması gereken görsellerin ne olması gerektiği, bütün bunların hepsiyle ilgili reklam filmleri, tanıtım filmleri, Artık zaten reklam film diye de bir şey kalmadı. İçeriği nasıl üreteceksin onlara? Ne iş yapıyorlar? Onu nasıl anlatacaksın meselesiyle ilgili? Bütün o altyapının kurulması, sonra da sosyal medya bunların desteklenmesi. Atıyorum sahseyni, bu tür raportları faaliyet raporları bilmem ne. O kadar çok iş var ki bu sefer onların hepsini de bu X düzleminde koyduğun strateji, görsel branding, verbal branding, audiophonic branding'i bu tarafa yatır Y'ye. Orada da sınırsız sayıda iş yapabiliyorsun işte. Peki senin iki çocuğun var. İsimlerini koyarken nasıl koydunuz? Ada kızım 18'ine girecek önümüzdeki Oo, ay. Ne evet. Eee Ada Lila. Ada herhalde oralarda biraz hani böyle bir e, yalıtılmış o yalınlık meselesi, tek kalma bilmem ne meselesi, solidarity hissiyatından dolayı olan bir isim. Oğlum da Ian. İkiniz de Türksünüz anne baba. Evet. Oğlum da Ian Dada. Ian da ben Ian Fleming'i çok severim. Yani James Bond'un o klişeliğinden rahatsızlığım da vardır. Bu arada o projelerde de çalışma şansım oldu ama Ian Fleming çok özel bir isim. Ian Dada da benim çok sevdiğim evet, isim structure olarak güzel bir isim Dada. Afrika dilinde kıvırcık saçlı oğlan çocuğu da demek. Dada idi Amin vardı hatırlarsın falan kötü bir örnek ama <laughs> Dada ismini de severim yani. İsimleri öyle oldu. Yani her ikisi de Amerika'da doğup büyüdüler. Yazları Türkiye'ye geldiler. O yüzden de kültürü konuşma meselesi konusunda da çok avantajlı olduklarını düşünüyorum. Kültürü konuşmadan kastım. Siz ne yaparsanız yapın birisinin bar mitvasına, birisiyle yaz evet. kampına ya da atıyorum aynı okullara gitmediyseniz siz ilginç bir Avrupa kültürü olan bir adam haline dönüşüyorsunuz onların gözünde. Ama her zaman tanıdığıyla iş yapmak istiyor. Yani o bağlantı, o aynı kanallardan gelme rahatlığı onlar açısından çok önemli. Amerikalılar açısından... ...biz Türkler yabancıları daha çok beğenebiliyoruz. Doğru. Yoksa yani hani senin gibi bir iş... ...ya da benim gibi bir iş yapan... ...insan için... ...küçükken duyduğumuz bir reklam sloganı... ...ya da çok amelin o yaldızı kağıdını... ...parmağımızla ittirmemiz ve... ...düzleştirmeye çalışmamız falan... ...yani hepsi 100 bin baloncuk mu yuttun... ...gibi bir reklam sloganı... Aynen. hepimiz için işte. evet işte. Ve sana bakarken yani seninle ilgili... ...bir takım videoları falan izlerken... ...şunu düşündüm. Bende de o var ve... Kendi kendimde eksiklik demeyeyim ama bazen gariplik olarak bile düşünebildiğim bir şey var. Kültürel göndermelerim o kadar fazla ki yani başka kültürlerden de filmlerden, müziklerden, sinemalardan ya bir adaya düşsem hayatta kalamam ben. Beni yesin birlikte düştüm ki şey hep diyorum. Ya bir süre hayatta kalabilirim. Yani işte balık tutamam, tutsam onu pişiremem, bir şeylerini yapamam. Ama kültürel bir dünyada, dilini konuşmadığım bir ülkede bile çoğu ülkede çok iyi hayatta kalabilirim. Yani Amerika'ya ilk gittiğimde çok kötü bir İngilizcem var. Ama benden önce oraya giden Türk arkadaşlarım var. Mesela bir burs için gittiğimde de oldu. Ben diyorum çok kötü konuşuyorum, çok kötü konuşuyorum falan. Zaten artık hımsız falan gidiyorum. Ama kültürel olarak o kadar yükseğim ki bütün o kültürel kodlarına dışarıdan hakimim. İşte müzikler falan. Sana da şimdi bakınca hayatını sana soruyorlar. Mesela farklı farklı programlara çıkmışsın. Hepsini hemen hemen izledim. Ne bileyim müzikle ilgili bir şey soruyorlar göndermelerce. Film işte bayağı sinefil şekilde anlatıyorsun. Tabii ki senin alanların da biraz onlar ama yemek kültürü öyle içme kültürü öyle şehirler öyle falan Hepsiyle kültürel bağlarla göndermeler, ressamlara gönderme yapıyorsun falan. Ben de aşırı öyleyim. Ama bir taraftan da bütün bunları elektrikleri kesseler ve sıfırlasalar ne yaparız onu bilmiyorum. Yani değil mi? Çok acayip bir O kadar bir güzel donanım. bir şey söyledin ki. Bunu ben mesela çok küçüklü yaşlarımdan beri hep hissettim. Ve bahsettiğim o aslında müzedeki o yıllardan başlayan bir şey bu. Yani Tony beni mesela toplantılara özellikle götürürdü. Hı. Ve derdi ki konuş derdi. Yani sakın şey yapma konuş derdi. Çok iyi hatırlıyorum mesela senaryo üzerinde konuşuluyor. Ben derdim ki ya bu tam bir Raskolnikov pozisyonlanması. <laughs> Millet bakardı mesela ne demek istiyor bu ne demek Raskolnikov diye. Yani bir Amerikalı için Dostoyevski o kadar içselleştirilecek bir şey değil. Yani diyorum ki burada barok ışığı var, Caravaggio ışığı var. Delacroix'ın oryantalist yaklaşımı gibi. Hiçbir fikirleri yok. Ve bu bir avantaja dönüşüyor. Mesela adam diyor ki bak burada benim bilmediğim bir şey var ve ne çıkacak acaba buradan diyor bu sefer sende. O zaman işte aynen senin dediğin gibi yani Japonya'ya gittiğinde de oradaki adamla konuşabiliyorsun. Burada da konuşabiliyorsun. Onun karşılıklarını direkt tanımlayabiliyorsun. Ben mesela Amerika'da senaryo dersi aldım bir sene kadar ama çok <laughs> kötü. Wow. Yani, e, Terminatör'ün senaryo ekibinde çalışmış bir hocamız vardı. Michigan'da, Ann Arbor'da. Şimdi bizi gruplara ayıracak. Hepimizin sevdiği filmleri sordu derste. Ben de yazmışım. Ya inanamamıştım insanlara. Hiçbiri, hiçbir neredeyse Avrupa filmini yazmamıştı o zaman. Yani hani 2007'den bahsediyorum mesela. Bense işte Amenabarlar, Almodovarlar falan. Var, bilmem ya tam, acayip <laughs> onları yazmışım. Yani hemen dedi ki sen nasıl bunları biliyorsun? Ya zaten Türk'üm yani gelmişim belli değil mi? Hani yabancı olarak. Ondan sonra da işte. Ben oyum zaten. Ben oyum zaten de. Böyle beni öyle bir gruba aldı ki en Hollywood'cuların ortasına. Yani Aa. bize bizi farklı şey ileri alıyordu mesela gruplara ki kaynaşalım ve birbirimizi etkileyelim diye işte Tony'nin seni götürmesi gibi hani bir etkileyici konuşma analiz etme de vardır. Bir de başka bir dünyayla tanıştırma işi de var. Yani Amerikalılar işte belki dünyada değişiyor, onlar da değiştiler ama hani benim de orada bulunduğum çok kısa süre içinde ya da bazı Amerikalı arkadaşlarımda da görürüm çok daha kapalılar Türklere göre çok bize doğru. göre yani işte daha çok kendi eyaletindedir, kendi ülkesindedir. Bir de sen de gördüğüm girişimci tarafım var, bir açıklık. Çok güzel tanımladın. Bunu mesela ben kendi açımdan şöyle bakıyorum, iki tane şeye bağlayacağım. Bir risk alıyorum. Evet. Tabii. Yani kesinlikle yükseklere çıkmayan uzakları göremez. Yani o yüzden Ankara'dan New York'a gidiyorsun. Aynen. Yani niye Ankara'dan İstanbul'a gitmiyorsun? Niye Ankara'dan Londra ya gitmiyorsun? Yani madem bineceğim bu trene en riskini alırım meselesi. İkincisi, sanırım bu annem babamdan kaynaklanan bir şey. Böyle herkesin aslında çok iyi olduğu ve hep pozitif başlanacak şeylerle bakarım herkese. Yani herkesi bütün hmm. artılarıyla başlarım. Hmm. Bir sürü insan sonradan ekler ya onları. Hmm. Ben kesinlikle artılarla başlarım. Bir de 30'dan fazla yıldır orada yaşıyor olmaktan dolayı daha toleranslı bir şeyim de var. Yani insanlarla sohbet konusunda hemen mesela nasılsınız bilmemden burada mesela biniyorum taksiye. Abi diyor siz doktor musunuz yoksa yurt dışında mı yaşıyorsunuz diyor. Niye diyorum? E hatırımızı sordunuz diyor. Ne yaptığımızı, günümüzün nasıl geçtiğini sordunuz diyor mesela. Burada kimse böyle şey sormaz diyor adam mesela. Ben merak ediyorum. Çünkü oradan aldığım data benim için çok önemli. Bir de insan olarak da önemsiyorum. Yani o mesela bir hatır sorma, bir şeye böyle nasılsınız da başlama. Burada kızgınlık var Türkiye'de çok fazla. Onu hissediyorum. Yani Tabii. sokaktaki adam da Tabii. asansörde niye birbirinize iyi günler demeyesin ya? Yani onlar olmayınca ve sen böyle hani belki de hani Amerika'da ki o how are you today ile başlayan diyalogların tümünü de rahat olduğun zaman e, burada da ya da dünyanın her yerinde de aynı şey devam ediyor. Çünkü herkesin konuşulduğu zaman aslında açılacak bir şeyi var. Sen onu açtığın zaman hiçbir zaman karşılıksız kalmıyorsun. Ben kimseden negatif bir şey almadım. Herkes hemen anlatmak ister. Tabii. Şunu da sorayım. Çok estetik bir dünya var ya yani müzelerde büyümüş bir çocuk. Grafik tasarım zaten görsel olarak güzel bir şey. Şöyle de bir işin içerisindesin. Yani ben sanatçı değilim diyorsun ama sonuçta satılabilecek, kendini satan bir materyal yaratırken de onun içinde sanat ve görsel bir zevk var. Bir taraftan da gittikçe çirkinleşen bir dünya içinde de olabiliyoruz ya. Yani dün ben İstanbul'da yürüyorum. Çok güzel bir şehir ama şehircilik çok kötü. Yollar kesiliyor. Her yerde bir inşaat var. Göz kanatan bir nokta var. Senin bir de hani iç tasarım tutkun var. Hani kendi yaşadığın evleri ya da çalıştığın yerleri tasarlamak gibi bir kaygın da var. Bütün bunları içerisinde kötü estetiğin içinde yaşamak sana acı veriyor mu? Ya da öyle bir durumda ne yapıyorsun? Yani tabii ki gözümün kanadığı çok yer oluyor. Ama bir süre sonra ondan da zevk almayı öğreniyorsun. Öyle. Yani <laughs> no, bunu şöyle Hayır, tanımlayayım. Şu, olabilirdi gibi bir kavram var ya. Çünkü onun kapasitesini biliyorsun, potansiyelini biliyorsun. Mesela ben bildiğim zaman çok rahatsız oluyorum. Keşke şu yapılsa Kesinlikle. Zaten olur. o zaman Düzeltme o çölün yani içerisindeki yani. vahaları bulunca da çok rahatlıyorsun ve onlar daha da bir değerli hale tabii, de geliyor. Tabii. Ama çok kısaca anlatayım. Yani ...1985 yılı mıydı neydi... ...Ankara'da benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı... ...Giray James uzmen... ...annesi Audrey, BAFTA üyesiydi... ...babası da Engin Uzmen... ...Ankara'nın en iyi ha, Shakespeare, Shakespeare profesörlerinden evet, birisidir... Evet, ...yani bunların şey... evinde ben bir film seyrettim... ...annesine VHS'de gönderilmiş bir film... ...bu filmi koyduk böyle aman tanrım ya... ...aman tanrım... ...yani ben dedim ki bu görsellik ki bahsettiğin gibi kötü bir görsellik. Her şeyde, her tarafta ışıklar, tabelalar, tuhaf tuhaf insanlar böyle bir trafik, hornalar, şunlar buna. Çirkin ve ben ben burada yaşamak istiyorum ya. Yani film gelecek. Tabii ki gelecek. 2019 Los Angeles'ında geçiyor Blade Runner. Hı hı. Ve beni o kadar etkiledi ki hı hı. Ve dedim ki bir dakika ya. Ben 2019'da Los Angeles'ta olabilirim. Yani yaşım bunu tutuyor. Benim orada olmam lazım. Gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Bu arada Dört tane Ridley Scott projesinde çalıştım. Yani ya yeah, Ridley Scott benim için çok önemli bir karakterdir. Yani adamın diyetinden tut da bindiği arabaya kadar o kadar böyle hayran gibi izlerim. Blade Runner'ı 2019'da Los Angeles'ta yaşarken bu filmi kutlamak amacıyla kafamda böyle kurduğum bir şey var. Tıpkı 6 Mart'ı hatırladığım gibi 2019'da ben LA'deyim diye. Sonradan fark ettim ki kardeşim esas İstanbul Blade gibi. <laughs> Biz niye oralara gitmişiz? Çünkü <laughs> İstanbul'da şimdi bir bakıyorsun Afrika'dan gelmiş bir sürü insan inşaat işçisi olarak çalışıyor. Ortalıkta Özbekler, Azeriler, bilmem neler, çekikler. Hele bir yağmur yağsın tuhaf tuhaf çirkin işaretler. Trafiğin kötülüğü, sokakların kötülüğü. Bütün bunların hepsi ama sen o zaman onların arasında bir dedektif Deckard oluyorsun işte. Aa, evet ama çok zor. Nasıl iyi bir tasarımcı olunur diye soracağım sana ama ya da işte marka yaratan insan olunur genel olarak nasıl hangisini anlatmak istersen. Aslında bunun cevabını zaten sen verdin çok net olarak. Meraklı oluyor olma meselesi bence bu işin özünde yatıyor. Hı -hı. Yani her şeyi sorgulayan adam olma durumu. Yani bu oturduğum sandalyeden şu mikrofona bu kadar yakın mı durmam gerekiyor? Bu kulaklık neden benim boynumu sıkıyordan? Bu kokteylin içerisinde şu olmalı mı ya kadar? Her şeyi sorguladığın zaman zaten ister istemez ona bakıyorsun. Çiçekçiden aldığın çiçeği adamın paket ediş şeklinden huzursuz olduğun için onu ikinci kere yaptırıyorsun. O kadar bu tip şeyler seni sorgulatmaya ve onun neden iyi olup neden kötü olduğu, seni neden memnuniyetsiz ettiğiyle ilgili soruyu soruyorsun ki. Yani yemekte evet ben bir salata yiyorum ama bunun içerisinde gerçekten Adana köfte kokusunu aldım. Evet ilginç bir inovasyon ama bunu almak istiyor muyum sorusunu soruyorum. Onu kafadan beğenmiyorum yani. Hmm. Evet ilginç ama ben olsam böyle tasarlamazdım bunu diyorsun hı hı. gibi. Yani bütün bunlardan hareketle sen öyle birisi olmaya başlayınca da bu sefer kafanda kalıplar netleşmeye başlıyor ve o kafa da bir şekilde seni başka bir yere itiyor. Ben o yüzden artık hani tasarımcı mıyım ondan çok emin değilim. Yani markalaşma projeleri yapıyorum. Şu anda çünkü en kolay o oluyor. Yani ister istemez sana bir şeyler geliyor. Ama birlikte konuşurken atıyorum şu Kolombiya'nın başkanı meselesindeki gibi problemi görüp o problemi telaffuz ettikten sonra çözümünün ne olduğunu da biliyorum ve orada ne yapabileceksem zaten o insan da bana inanıyor ve birlikte onu yapıyoruz bu <laughs> kadar net. Ya üretimle empati şart, biraz gusto şart bilmek şart, bir de sen işin kağıt kalemle, elle bıçakla vesaire yani falçatamadın işte neyse o Cedi yapılan. gibi. <laughs> yapılan döneminden geldiğin için onun da bir farkı vardır ne olursa olsun hani ben de sen söylerken gazetecilikle karşılaştırdım hmm. biz de looplarla böyle negatif filmden tarayıp da ondan sonra onları işte büyütmeye götürüyorduk gönderiyorduk falan yani bir de tasarlamak bazen çocuklar bile bunu yapıyorlar ya yani hatta onlar çokça yapıyorlar yani kıyafetine kendin karar veriyorsun neyi sevdiğine karar veriyorsun seninle yapılmış bir podcast'te dinledim ya da ben onu podcast olarak dinledim podyum gibi bir ismi vardı ve senin işini yapan biri sana sorular soruyordu çok da güzeldi orada sana müzelerle ilgili bir şey sorduğunda sen şöyle bir şey söyledin yani evimize seçtiğimiz objeler bile aslında bir tür müzecilik gibi bir tarzında bir şey söyledi. Hakikaten yani şu anda ben buraya geldim üstümdeki yağmurluk seçtiğim atkı ya da saçıma taktığım toka bunların hepsi birer seçim aslında. Kendimizi de markalaştırıyoruz. Kullandığın yani. sözcükler. Değil mi? Sözcükler. Nasıl koktuğun. Evet yani sesimin tonu, o tondaki enerji. Evet ya da en önemli şey durmak ya nerede sustum? Sana şunu da soracağım. Bu işin maliyeti şimdi kocaman bir ekip işinden bahsettin. Araştırmalardan bahsettin. Röportajlar var. Yani bırak kişi maliyetini kendisi maliyetli bir işi. Yani ben mesela ya Nila'yı bir markalaştıralım mı Emrah diye sana gelemem diye düşündüm değil mi? Bu da bir, büyük bir paket mesela. Şöyle söyleyeyim aslında Zuckerberg'in söylediği çok güzel bir laf var. Yani çok sevmem kendisini ama şahsen tanımıyorum ama. <laughs> diyor ki bir iş bir küçük pizzayı paylaşacak insan kadar yapılır diyor. Enteresan. Aynısının benzerini mesela bir taksiye binecek insan sayısı. Aslında hep bahsettiğimiz 5-6. Hmm. Ne olursa olsun. Yani 2014-2016 yılları arasında ben Türkiye'nin turizm markalaşmasını yaptım. Turkey Home Off. Turkey Home Off. Yani hmm. o kampanyayı yürüttük ve bence çok önemli bir kampanyaydı ve ondan sonra da yapılan hiçbir işte o bakış açısı mesela olmadı. Türkiye üzerindeki kadar uygarlık dünyanın hiçbir yerinde yok. Hmm. Bizde 36 tane tanımlanmış uygarlık var. Buna en yakın Çin 19'da. Hadi canım Çin'den de. Yani evet oradaki çok de çoğu hanlıklar falan. Burası tam yol geçen hanı olduğu için. Farklı, yani farklı, bir sürü kültür gelmiş gelmiş yayılmış. burada bir şey var. Yani hmm. Bizanslısı da var, Likyalısı da var bilmem ne. Bütün bunların hepsinin oluşturduğu bir home olma, evi olma meselesini... ...burası en çok hak eden yer. Yani Costa Rica'da bir sürü şeyin evi ama bizim kadar hak eden kimse yok. Şimdi brandingdeki sloganda ya da marka hmm. konseptinde en önemli şey sizi diğerlerinden ayrıştıran en önemli özelliğin üzerine konuşmanızdır. Bir de bu Anatolia ya da işte Türkiye o kadar çok insana hizmet ediyor ki Rus başka bir şey alıyor, Amerikalı başka bir şey alıyor, Arap başka şey için geliyor, uzak doğulu var. Şimdi bunların ihtiyaçları da farklı ama bu farklı slogan yapısını tabii ki getirebilir ama onların üzerinde bir çatı fikir olması lazım. Hı hı, o yani. çatı fikirde modüler bir şeyle çözülüyor. Diyoruz ki Turkey home of whirling dervishes, mevleviler, atıyorum Hristiyanlık, trade, Van kedisi James Bond. Çünkü hakikaten baktığın zaman hiçbir yerde boşa çıkmıyoruz. Ve bunun içerisinde sen ister istemez bir çözüm bulmaya başlıyorsun her şeye. Bu yapıyı gördüğün zaman ister istemez zaten bir sürü şeye çözüm getirmiş oluyorsun. Bence esas mesele zaten bu çatı fikri meseleyi görüp onun dilini ...tamamlayabilmek ve konumlandırabilmek. Hı hı hı. Evet, temelini inşa etmek iyi bir şekilde. Peki bu 36 uygarlığın gelip geçtiği topraklarımızda... ...Türkiye'de dahi nasıl yaşarız? Çok güzel bir soru bu. Zaten burada biz de geçeceğiz Biz de sonuçta bu topraklarda misafiriz. Öyle baktığın zaman zaten bu sana muazzam bir rahatlama veriyor. Yani buradan 36 uygarlık geçmiş. Biz de hani heplice toparlanıp bavulu yapıp gidelim demiyorsunuz... ...bir şeye dönüşüyor zaten. Yani o dönüşme meselesinin içerisinde şu anda Türkiye ilginç bir şekilde çok fazla göçmen alıyor mesela. Ben bunları şaşkınlıkla izliyorum. Atıyorum bir Kanada gibi Amerika gibi eğitimli insan almıyoruz. Ama onların da getirdiği bir sürü kendi kültürleri falan var. Başka bir şeye doğru dönüşüyor ülke. Bunu mesela kimi yerde pozitif kimi yerde çok negatif görüyorum. Denetlenmesi gereken bir immigration kuralı mutlaka almalıydı ama. Bir sürü insanın baktığı negatif kadar da kötü bakmıyorum. Böyle bir Amerikalı pozitifliğiyle de baktığım taraflar var. Ama iki tane şey söyleyeceğim. Gerçekten bir tabii ki o daha iyi olmanın meselesi birinci olarak eğitimle yan yana görüyorum. Bunu da bir devlet politikası olarak tanımlıyorum açıkçası. Yani aynı şeyi İngiltere'de yapıyor, Rusya'da yapıyor. Eğitim konusunu kısıp daha kolay yönetilebilecek bir kalabalık yaratma meselesi feci bir tavır. Ben bunun özellikle Türkiye'de yapıldığını düşünüyorum. Yani bugün apartman daireleri üniversiteye dönüşmüş vaziyette Türkiye'de. Eğitim dediğin hikaye bundan sonra zaten bu kadar dijital bir dünya açıksa her kişinin kendi çabasıyla olacak bir şey. Yani bugün o kadar çok platform var ki seninki de bunların içerisinde çok önemli bir yerde. Yani bu hazırladığım bu emek çok değerli. TED'inden tut Khan Academy'ye kadar, Masterclass'lara kadar sen bir konuda derinleşmek ve eğitim istiyorsan bu artık o gidilecek iğrenç apartman dairesi olmuş üniversiteler değil. Sen kendini eğitmek zorundasın ve eğitim çok önemli. Dediğim gibi İngiltere'de, Rusya'da yapıyor bunu. Yani eğitim düzeyi çok kötü, berbat bir kitle oluşturuyorsun ve kolay yönetiyorsun. Tabii. Bu yani eğitim birincisi diyeceğim. Bu da tabii çok o arabesk gelmiş olabilir, eğitim şart. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi, onun bir tanesi IQ'su, öbürsü de EQ tarafı. Tabii ki duygusal tarafı. Yani tolerans, <laughs> empati, yani insanlara karşı pozitiflik ki o Türkiye'de var. Yani baktığın zaman bir sürü şeyde... Özellikle daha doğuya gittikçe daha hani o şark terbiyesinde falan da onu görüyorsun. Yani bir o toleransın ve empatinin oluşacağı bir duygusal bir şeyin de olması lazım. Yani sonuçta hepimiz birbirimize hakikaten gülerek, severek, pozitif baktığın zaman, hatrını sorduğun zaman, müsaade istediğin zaman müsaade almaya başlıyorsun. Mesela. Çok güzel. Çok güzel. İnşallah markamıza uygun insanlar oluruz ve bir toplum oluruz, değil mi? Yani bu kadar Bravo. kültürün geçtiği ve hakikaten çok değerli, çok güzel bir ülke. Bazen işte senin biz de geçiciyiz dediğinde durup düşündüğüm şey hemen biz geçerken acaba ülkenin kaynaklarını da bitiriyor muyuz? Ağaçları, antik kentleri, güzel insanlarını, onları da ittire ittire mi gidiyoruz? Kültürünü. Ee, kültürünü bitirmeyiz diye de düşündüm. Çok teşekkür ediyorum Emrah. İyi ben ki geldin. Ben çok teşekkür ederim.